Çabuk çabuk. Çabuk. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Ne oldu? Herkes odununu aldı mı? Az biraz aldık hanım Kahya. Bize az düştü hanım Kahya'm. Bize de ince dal düştü. Yanıp geçiyor. Adaleti dağıt dedik. Millet ne diyor? Öyle yaptım hanım Kahya'm. Odun az geldi ha. Ha, iki römork daha gelecek. Tamam, bir saate inecek o. Geldiğinde eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde herkese dağıtıyorsun değil mi? Baş üstüne. Bana bakın, herkes odununu alacak. Geleceğim vallahi akşam teker teker kontrol edeceğim ha. Tamam hanım Kahya'm. Sağ ol hanım Kahya'm, Allah razı olsun. Allah benden değil, büyük hanımdan razı olsun. Böyle soğukta donmayın, çoluğunuz çocuğunuz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hastalanmasın diye dağıttırdı. Allah büyük hanımdan razı olsun. Allah büyük hanımdan da razı olsun. Amin, amin. Sizden son bir şey istiyorum. Birazcık idareli kullanın. Öyle çok huğularda yokken de boş boş gürüldetmeyin sobaları. Milli servettir, ziyan olmasın, he mi? Sağ olasın. Hadi bakalım işinize gücünüze. Hadi Allah kolaylık versin. Haydi, Allah sizden razı olsun. Hadi bakalım. İzim, izim, gel. Gel bakalım, gel Saniye anana bir sarıl. Gel, gel, gel. Hani anan nerede, aldı mı anan odun? İçeride, çok hasta, yatıyor. Hasta mı? Aa, nesi varmış ya? Gel bakalım. Geç. Kızım. Senin iş? Kalkma, kalkma, yat. Ne oldu sana bacım? Hastayım hanım Kahya. Yok, bir şey yok. Az ateşim var. Bir şey yok, iki güne kalkarsın. Annem çok hasta. Gülüm, kış geldi, herkes hasta. Bak bu Niyazigillerin Neriman hasta. Bizim çiftlikte şey var, İbo dayı var, o hasta, Arzu abla hasta. Kızcağda Dürdane bile hasta. Ah Zeliş, ah Zeliş, bak gördün mü? İnce ince giymişsin, çıkmışsın. Ah. Üzüm kız, gel bakalım. Bak şimdi, ana ince ince giymiş, hasta olmuş. Git Abdi abine söyle, Saniye annem seni çağırıyor de. He mi gülüm? Hadi bakalım, hadi. Hadi koş bakalım. Gülüm, sen kan kusuyorsun. Sen ne zamandır böylesin? Seni doktora götürmemiz lazım. Yok hanım, gel ya. Gideceğiz. Ah külüm. Ah tamam. Tamam, 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 tamam. Bekle, bekle. Bekle, bekle, bekle. Hadi! Zeynep, Ahmet! Bir de başıma komşu olacaksınız. Zelişcağız içeride canıyla cebelleşiyor. Bir Allah'ın kulu da demedi mi biz bu garibana yardım edek diye? Ettik hanım Kahya'm. Çorba yaptık, götürdük. He, çorba yaptınız. Allah razı olsun. Buyur hanım Kahya'm. Abdi, Zeliş biraz rahatsızlanmış. Onu çabucak hastaneye götürelim ki iyileşsin, he mi? Şimdi mi hanım Kahya'm? Odun gelecek. Bırak şimdi odunu moduna. Git gafura söyle. Bir haba alsın gelsin. Hadi çabuk.
kuzum? Annem hastaneye mi gidecek? Evet, hastaneye gidecek. Gitsin ki iyileşsin. İyileşecek mi? İyileşecek tabii kuzum. Hastane niye var? Doktor amcalar anaları iyileştirsin diye var. Ya iyileşmezse? İyileşecek kuzum. İyileşecek. İyileşecek. Büyük hanım. Hanım Kahyam Gafur arabayı alsın gelsin dedi. Niye? Zeliş çok hasta büyük hanım. Kan kusuyor. Kan mı kusuyor? Bekleyin beni, geliyorum. Gafur, Abdi çabuk. Çek, çek. Çabuk içeriden. Abdi gelin. El atın hele. Çabuk açın orayı. Saniye. Hanımım. Verem olmuş herhalde. Eyvah eyvah. Bulaşıcı biliyorsun o. Hadi çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çıkartırdım başını. Hey Allah. Başladı. Ya hadi, kadın hadi. Bu hale gelinceye kadar bir Allah'ın kulu yavaş, görmedi yavaş, mi? Yavaş. Aşk olsun size. Aşk olsun. Kapat. Yavaş 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 yavaş. Ah yavrum benim ah. Yavaş. Yavaş. Hadi biriniz gidin Zeynep. Hadi kızım sen git. Bana bak Gafur. Bütün ihtiyaçlarını karşıla, yanından ayrılma çocuğum. Tamam büyük hanım, hiç merak etmeyin. Hadi. Hadi çıkar dedi. Dur kuzum dur. Hadi çıkar dedi. Anne. Anne. Kızım. Anne. Üzüm. Güzelim benim, güzelim. Gideceğiz anneye, gideceğiz. Önce bir konağa gidelim, he mi? Anneye çorba yapalım. Bak bu yeşil arabayla gideceğiz. Çorba yapalım, gideceğiz. He mi Gülüm? Ben annemi istiyorum ama. Bak Adnan da bekliyor zaten. Beni o yüzden yolladı. Dedi ki babaanne git Üzüm ablamı al gel. Biz onunla oyunlar oynayacağız dedi kuzum. Gülüm benim, konağa gidelim, lokum yiyelim, oyun oynayalım. Anneyle dönelim, he mi? Hadi, hadi gidelim. Hadi geç kalmayalım. Hadi, hadi, hadi çocuğum benim. Hadi gel, gidelim gel, arabayla gel. Gideceğiz. Tabii. Zeliş bacım iyi olacaksın. Geldik biz, hastanedeyiz tamam mı? Kurban olayım iyi olacaksın. Doktor nerede? Tamam Zeliş. Kim bu Gafur? Bizim huğulardan Zeliş. Kan kusuyor doktor bey, kan kusuyor. Kan mı? Tamam bir muayene edeyim sonra röntgeni. Hadi çabuk 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 çabuk. Zeliş bacım iyi olacaksın tamam mı? Allah yardımcın olsun Zeliş. Allah seni çocuğuna bağışlasın. Allah çocuğuna bağışlasın. İnşallah Allah onu çocuğuna bağışlar abla. İnşallah. Thank you.
Demir Amo, yavaş, sıkıda kalmış. Yavaş, kapı açılmıyor, kaldım böyle, yavaş. Halatlar mı halat? Yok ağam, ne arasın halat? Bu külüstür de çekmez zaten. Ne yapacağız? Ah canım benim. Nesi varmış? Vallahi verem herhalde. Çünkü aslında aklıma gelmiş. Ne diyorsun? Evet. Hadi gel sen de ya. Ne yatar o zaman bayağı değil mi? Yaz. Yeter ki iyileşsin. Bu da böyle gider. Düt düt. Çekilin yoldan. Geliyor kaptan. Bizim kız. Hadi gel sen de ya. Hadi yolla kardeş. Düt düt düt. Düt. Evet. Kim lokum yiyecek? Biz yiyeceğiz. Aa. Ay, ay ben yiyeceğim. Ben lokumu çok severim. Ben yiyeceğim. Tamam anneciğim, tamam. Gülten bir tane veriver. O da çocuk oldu hadi artık. Sen de ye. Çok güzel. Sen de ye. Afiyet olsun aminem. Bizim. Nereye güzelim? Sıkı bağladınız mı? Bağladık, bağladık. Hadi. Yavaş, yavaş. Çıkıyor. Hadi. Az kaldı. Bize çıktı, bize çıktı. Çektik, bize çıktı. Bize çıktı. Çek, 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 çek. Ağam geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, Allah razı olsun. Ağam geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Nasıl oldu ağam? Verilmiş sadakanız varmış. Arabanın içinde bir şeylerle uğraşıyordum. Nasıl olduğunu anlamadım. Allah korumuş ağam, Allah korumuş. Geçmiş olsun. Saatlerdir bekliyorum burada. Tek bir araba bile geçmedi. Allah'tan siz gördünüz. Sağ olun, var olun. Al. Al kardeşim, al. Gereği yok ha. Al kardeşim, al. Saatlerle uğraşıyorsunuz, al. Al, al, al. Sağ ol. Al ben. Al dayı sen de, bunu al. Olur mu ağam, insanlık vazifemizi yaptık. Al kardeşim, sağ ol. Tekrar geçmiş olsun ağam. Sağ ol dayı. Al sen de bunu dayı. Geçmiş olsun. Sen de bunu al. Arkadakileri de verirsin. Allah razı olsun hepinize. Geçmiş olsun. Sağ ol. Benim güzel üzümüm, benim tatlı üzümüm. Ay, 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 salıncak mı kurdunuz? Sallanıyor musun sen yavrum benim? Gafur gelmedi mi daha? Yok hanımım, hala gelmedi. Ay, ne oldu? Sıkıldın mı sen? Yok, yok, çişi gelmiş onun, çişim geldi. Allah, Allah, yürü, 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 kaçırmayalım. Hadi koş, 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 koş. Gafur, ne oldu? Kadının durumu nasıl? Daha hastanede kalacak mı? Ne oldu be oğlum? Büyük abim, Zeliş'in durumu çok kötü. Ah canım benim, Berem değil mi? Kan geliyordu ağzından, ben zaten anladım. Ama üzülme, onun tedavisi var. Sanatoryuma yatırırız, iyileşir. Yok, yok büyük hanım. Doktor kötü hastalıkmış dedi. Thank you.
Öz evladın Leyla. Sana bir şey olursa ben o kızı tutamam. Tutamam. O Yılmaz'a gider. Ben sana söyleyeyim. Ondan sonra Yılmaz da Adnan'ın kendi çocuğu olduğunu öğrendiğinde çocuğu alacak, himaye edecek. Hem de senin Adnan'a bıraktığın mirasla birlikte. Yani ata toprağının hepsi Yılmaz'a geçecek. Röntgen çekilirken kapıda bekledim. Doktor elinde bir ton filmle çıktı. Baktı, baktı, baktı filmlere. Ya dedi, bu kadın bitmiş. Neresindeymiş? Kan her yerini sarmış hastalık. Allah Allah. Hiç arızasız falan olmamış mı o kadını ya? Bana bak. Sakın saniyeye belli etme, olur mu? Sonra uygun bir şekilde söyleriz zaten. Ama çocuğa asla. Tamam büyük hanım. Ah çocuğum. Aa, Gaffur. Annemi niye getirmedin Gaffur amca? Doktor amca annene baktı. Dedi ki ben iyileştireyim. Üzüm'ün annesini ondan sonra yollayacağım eve dedi. Annen de oradaydı. Yanı başımızda dinledi bizi, dedi ki git dedi Üzüm'e söyle, ben dedi bir iyileşeyim, beklesin beni, geri geleceğim. Tamam, beklerim ben annemi. Aferin benim kızıma, aferin. Ben sana ne aldım ya? Bak ben sana ne aldım. Ay Gaffur amcası. Al bakalım. Al. Teşekkür ederim Gaffur amca. Hadi gel bakalım. Gel biraz sallanak yine seninle. Şöyle güzel güzel şekerim ye. Oh. Hadi bakalım. Ne oldu? Ne dedi doktor? Nesi varmış senin için? Ya iyiymiş, iyiymiş. İğne yapmışlar sadece. Değil mi? Evet, çıkar. Veremiymiş ama yani o kanlı mendil vardı, onu gösterdiniz mi? Kızım nereden bilecekler şimdi? Bir tahlil falan yapılacak ondan sonra. Tabii. Ne kuzum benim? Hastanede çok kalmasa bari anacığım. Ha Davut. Arabayı arkaya götürün de üzerinden bir su geçirsinler. Emredersiniz. Müjde Hanım. Hayırlı olsun. Sizin yolunuz düşer miydi buraya? Buyurun. Düşmemeli aslında. Haklısınız. Ama benim sizinle konuşmaya gerçekten ihtiyacım var Demir Bey. Tabii. Tabii konuşalım. Bu arada çok büyük geçmiş olsun. Bebeğinizi atlatmış. Atlattı çok şükür. Sağ olun. Sizin kızınızı da Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Cümlemizinkine. Sağ olun. Uyu da. Çok tatlı.
Yılmaz Müşken biraz yumuşadı değil mi? Evet hanım, biraz daha yüzü gülüyor. Sen konuştun değil mi? Konuştum. Teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Zor bir dönemden geçti. Çok sabrettin, çok. Zor bir dönem geçirdik. Geçecek, her şey geçecek, merak etme. Umarım hanım. Nereye gitti, bir şey dedim sana? Hava almak istiyorum dedik. Çık biraz çarşıda gez dedim, ben de gelirim. Demir Bey, biliyorsunuz artık komşu olduk. Ama insanın komşuluktan beklediği başka şeyler var. Ne oldu? Sizi rahatsız mı ettik? Size karşı herhangi bir yanlışımız mı oldu? Yok, hayır. Estağfurullah. Siz değil. Züleyha ile alakalı bir mevzu bu. Züleyha mı? Ne yaptı Züleyha? Züleyha'nın hareketlerine biraz dikkat etmesi icap ediyor bence artık. Anlamadım. Ne demek istiyorsunuz siz? Müjgan Hanım, ofisime kadar gelip konuşmak istediğinizi söylediniz. Konuşacak mısınız? Ne olduğunu anlatacak mısınız bana? Züleyha bugün bize gelmiş. Evet. Oğlumu emzirmeye. Kerem Ali'yi. Anlamadım. Züleyha bugün Kerem Ali'yi emzirecekti diyorum. Yani ben tam zamanında yetişmeseydim. Nasıl? Nereden icap etmiş? O kısmı onunla konuşmanız gerekecek. Ben yoktum. Hastanedeydim. Dönerken yolda lastiğim patladı. Geç kaldım. Kerem Ali acıkmış. Çok ağlamış. Züleyha ağladığını duymuş. Yani öyle söylüyor. Bakın bunların hepsi, bunlar bana söylenenler Demir Bey. Ben artık bilmiyorum yani ne doğru, ne yanlış, ne gerçek, ne değil. İnanın bilmiyorum. Tek bildiğim, ben kapıdan girdiğimde Züleyha'nın Kerem Ali'yi emzirmek üzere oldu. Siz buraya kadar bunu söylemeye mi geldiniz? Elbette. Affedersiniz Müjgan Hanım ama ne var bununla kötü olan? Yapmayın Demir Bey. Benim oğlumu emzirecekti diyorum. Yani bu sizce normal bir şey mi? Çocuğunuz ağlamış. Züleyha ona iyilik etmek istemiş. Siz de gelmiş buraya çok kötü bir şey yapmış gibi anlatıyorsunuz. Müjgan Hanım, ben sizin iyilikten anlayan biri olduğunuzu düşünüyordum. Benim çocuğumu emzirmek ne demek? Nereden icap eder böyle bir şey? Siz de biliyorsunuz mevzunun bu olmadığını. Neymiş mevzu? Ne demeye çalışıyorsunuz? Züleyha ile Yılmaz'ın eski sevgili olduğunu herkes bilmiyor mu Demir Bey? Evet, ben de biliyorum Müjgan Hanım. Mazi. Mazide kaldı o iş. Mazide kaldıysa Demir Bey, eşinizin mazide kalmış gibi davranmasını bekliyorum ben de. Lütfen Demir Bey, Züleyha'ya lisan-ı münasiple bu durumu anlatın. Benim ailemden, kocamdan, oğlumdan uzak durması gerektiğini anlatın. Lütfen. Ben artık çok yorgunum. Yok eğer yapamayacaksanız onu alın ve çekin gidin. Müjgan Hanım, kendinize gelin. Siz dağdan gelip bağdakini mi kovacaksınız? Ben karıma güveniyorum. Yaptığı her harekete de kefilim. Siz eşinize güvenmiyorsanız siz çekip gideceksiniz. Biz gitmiyoruz. Onun farkındayım zaten. O zaman böyle abuk sabuk meselelerle çıkmayacaksınız karşıma. Benim karım iyilik etmiş. Siz aynı durumu yaşasaydınız benim kızıma bir damla su vermeyecektiniz demek. Peki. Anlıyorum. O zaman şöyle yapalım. Ben sizi ikaz etmiş olayım. Sonra ileride daha kötü şeyler yaşadığımızda bunları tekrar konuşuruz. Daha kötü ne yaşayabiliriz ki? Yılmaz'cığım sen beni dinle, çıkar biraz, çok iyi gelecek hava çocuğa. İyice evet, ört başını da ört, bir şey olmaz. Sen bezleri astın mı? Astım. Hepsi sakız gibi oldu. Aferin sana.
Oy paşam benim. Büyüdün adam mı oldun sen? Oy kuzum benim. Hadi bakalım biz biraz hava alalım. Hadi çıkın güzel güzel gezin. Ay maşallah. Nasıl da yakışıyor kucağına. Allah'ım sağlıkla sıhhatle büyütmeyi nasip etsin. Herkes gittiğine göre sen de süpürgeyi güzel aç. Şuraları temizle bak. Şu köşeler hep toz içinde ve görmediğimi düşünüyorsun ama görüyorum. Hadi bakalım. Kolay gelsin sana. Köşeleri almıyormuşum bir de. Hadi gülüm. Hadi aç ağzını. Hadi bak anlaşak. Bir lokma. Hemen. Bir lokmacık ya. Hadi ya miden tutsun. Hadi. Hadi kuzum. Ben annemi özledim. Kuzum. Anan yakında gelecek. Bak. Biz ne yapak senden biliyor musun? Bahçeye gidelim. Orada oyunlar oynayalım. Ha? He öyle yapın Gülten ablası. He mi? Biraz tavukları seversiniz. Keçilere bakın. Çay koyayım mı ben? Yok yok hayır. Çay falan istemem. Otur bakalım. Ne diyor doktor hanım? Konuşabildiniz mi? Konuştum. Biraz önce Tunca doktorla konuştum. Verem miymiş? Ah bacım verem he mi? Keşke verem olsa. Ne diyorsun hanım? Kansermiş. Her yerini sarmış. Doktor öyle söyledi. Sakın çocuğa belli etme. Gün görmemiş kız el kadar bebesi. Ben de kahroluyorum. Ama elden bir şey gelmiyor işte. Hiç mi yok ümit? Allah'tan ümit kesilmez. Eşimizi temiz tutacağız. Seriş'e dua edelim. Allah evladına bağışlasın inşallah onu. Tamam. At bana, at. Tamam. Yok bir şey. Tamam anneciğim. Hadi at anne. Gülten bacım bir bak hele. Üzüm. Hadi bak git Adnan Paşa top oynuyor. Sen de onunla oyna. Aa, üzüm. Hadi gel bak top oynuyoruz, sen de oyna. Oynamayacağım. Niye? Annem hasta benim. Üzümcüm, annen iyileşecek ama. Ama sen böyle üzülürsen annen de üzülür. Annen ne dedi biliyor musun? Haber gönderdi. Ben iyileşene kadar kızım Adnan'a ablalık etsin demiş. Ya, hadi gel top oyna. Adnan. Adnan. Topu mu kaçtı senin yine? Ne o? Kardeş mi? Gel. Gel seni kimle konuşturayım. Bak. Kardeş. Bak. Sevdi mi kardeşim? Anneciğim. Bir şey yok. Kerem Ali seviyor. Canım benim. Hava almaya mı çıkarttın? Kaç gündür içerideydim. Biraz hava alsın dedim. Çok şükür atlattı ama değil mi? Çok şükür atlattı. Leyla nasıl? İyi. İyi Leyla. Sağ ol. Leyla çok güzel isim. Demir mi koydun? Ben koydum. Sen kızın olsaydı adının hep Aslı olmasını isterdin. Sen de oğlum olursa Ayhan koyacağım hep derdim. Ustanın adı. Sen de olsaydın.
Hadi gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Neden Adnan'ın peşinde değilsin sen? Niye bu çocuğu kendi haline bırakıp duruyorsunuz? Ne oluyor Demir? Niye bağırıyorsun? Sen sus. Hiç konuşma. Bir daha Adnan'ın kucağından indirdiğini görmeyeceğim. Ben vardım yanında. Çocuk topun peşine gitti. Ben de onu almaya gittim. Ne var bunda? Mesele top meselesi değil. Yürü. Sen Yılmaz'ın çocuğunu nasıl emzirmeye kalkarsın? Ne? Müjgan mı söyledi sana bunu? Ne önemi var? Kimin söylediğinin ne önemi var? İnanmıyorum. Yemedi, içmedi, geldi sana bunu mu söyledi Allah aşkına? İnsanlık yaptım. Çocuğu ağlıyordu. Kaç saattir açmış. Lanet olsun. İnsanlık yaptım. Sana mı kaldı? Sana mı kaldı Yılmaz'ın çocuğunu emzirmek? Demir, Yılmaz'ın çocuğu diye böyle yapıyorsun. Asıl mesele bu. Asıl mesele Yılmaz'ın çocuğu. Evet. Çünkü bitiremedin. İki çocuk annesi oldun, hala bitmedi. Saçma sapan konuşma. Saçma sapan konuşma. Bebek ağlıyormuş. Farkında mısın? Her şeyi bahane ediyorsun, her şeyi. Yılmaz'a gidip baş başa kalmak için her şeyi bahane ediyorsun. Demir, küçücük bir çocuğun ağlamasını mı bahane edeceğim ben? Çocuk ağladı. Adnan'ın topu kaçtı. Başka zaman araba bozuldu. Ne bu kızım? Ben aptal mıyım? Görmüyor muyum gözlerimi? Süleyha bak, buna bir son ver. Benim şerefimle oynama. Benimle doğru düzgün konuş. Saçma sapan konuşma. Böyle konuşacağım bundan sonra. Çünkü sen başka hiçbir şeyden anlamazsın. Seni dinlemeye mecbur değilim o zaman. Gel buraya. Benim daha sözüm bitmedi. Bak sana söyledim. Nefretim aşkından daha büyük olur dedim. Beni o sınıra getirme. Sabrımı zorlama. Vazgeç Cüreya. İki çocuk annesi oldun mu vazgeç. İşi çocuğunu da göremezsin Cüreya. Acımam. Hele bunu yapana hiç acımam. Sana rezene çayı yaptım. İçersin sıcak sıcak. Sağ ol. Şöyle koyar mısın sehpanın üstüne? Nasıl da melek gibi uyuyor. Melek zaten. Bak temiz hava iyi geldi. Nasıl mışıl mışıl uyuyor görüyor musun? Evet. Nasıl? Oğlumu dışarı mı çıkardın? Oğlumuz Müşken. Neyse Yılmaz'cığım, peki oğlumuzu dışarı mı çıkardın? Evet, ne var bunda? Ama bana sordun mu Yılmaz? Müjgan, 5 dakika durduk geldik. Hava güzeldi, bir şey yok bunda. Yılmaz'cığım, hava güzel de mevsim kış. Kış mevsimindeyiz ya biz. Bu çocuk prematüre doğdu. Niye böyle yapıyorsun anlamıyorum ki. İnadına mı yapıyorsun? Beni delirtmek için mi yapıyorsun? Müjgan'cığım. Ben söyledim bebeği çıkarabilirsin diye. Evet, haklısın. Prematüre doğdu. Ama artık toparlıyor. Artık normal bir bebek gibi yoluna devam edebilir dedi doktor. Kendi ağzıyla söyledi bunu. Ayrıca temiz hava her bebeğe çok iyi gelir. Çıkmalı da zaten. Halacığım, doğru söylüyorsun. Doktorların ne söylediğini ben de biliyorum da. Sadece siz ikiniz arada benim de doktor olduğumu unutuyorsunuz. Canım gel. Niye bağırıyorsun Müjgan çocuğa? Ben söyledim. Bebeği çıkarabilirsin diye ben söyledim. Ya hala çıkaramaz. Çıkaramaz yani, bu kadar basit. Hele bana sormadan hiç çıkaramaz. Müjgan, ne diyorsun? Ne demek hiç çıkaramaz?
Neyse senin heyheylerin üstünde. Konuşmayalım gerçekten. Ya bu portakal değil, bal, bal. Ama... Üzüm kız çok güzel ya, portakal. Bir tadına baksana. Al bakalım. Bak ben portakal ye ye. Aha. Portakal ye ye, dişlerim portakal gibi oldu. Yemezsen ben yerim. Muz. Vallahi muz da yiyeceğim. Ne olursa olsun artık. Ha üzüm kıza da vermem. Saniye ben vermem üzüm kıza. Sen yeme. Sen yeme. Üzüm kızını. Avel üzüm kızını ver bakayım. Ver bakayım o muzu. Vermem. Ben yiyeceğim. Üzüm yiyecek Allah aşkına. Ya bir parça alayım. Ya. Yok vermiyorum ya. Üzüm kızı yiyecek. Allah Allah. Değil mi üzüm gözlüm? Al bakalım. Gülmelim niye yemiyorsun? Ha? Bak anan yemediğini duyarsa çok üzülür ha. Ya o da yemediyse, o yemediyse ben de yemem. Yedi. Vallahi yedi. Bak nasıl yedi biliyor musun? Ben şimdi hastaneye gittim. Yanında oturuyorum. Biraz midem kazındı tabii. Dedim ki ben buna bir iki portakal soyayım. Biraz da ben yiyeyim. Biraz da anana vereyim. Soydum portakalları. Üç tane portakalı yedi. Bana mısın demedi. Dedi ki ya böyle yiyorum ama üzüm kızım yiyorum acaba. Dedim ki ya olur mu öyle şey Zeliş? Ben dedim konağa gideceğim. Mutfakta üzüm kızıma kendi ellerimle portakal soyacağım dedim. Muz soyacağım. O da yiyecek sana dedim. Söz veriyorum dedim. O bir tane daha muz yedi. Dedi mi? Hakikaten saniye anne. Hakikaten ben de duydum. Duydum ben de. Sen anneme mi gittin? Bana niye götürmedin? Anneciğim, hadi artık yatmaya bak, geç oldu. Hadi canım benim. Ay Allah rahatlık versin. Hadi sana da canım, hadi ki. Gece kalkıp arada bir bak, üstünü açıyor çünkü. Tamam bir de o çıktı şimdi, hasta olmasın. Tamam büyük hanım, bir uykumuz vardı, o da kalmasın. Hadi bakalım, söyle şimdi ne oldu? Bir şey yok anne. Ne demek bir şey yok, bak elini şöyle koyuşuna ben anlıyorum, bir şey var. Yok bir şey anne. Bir de sen gelme üstüme. Niye bana söylemiyorsun? Bana söylemeyeceğin de kime söyleyeceksin? Züleyha ile kavga mı ettin? O yüzden mi inmedi yemeğe? Söylesene çocuğum. Kavga etmedik. Oğlunuz ağzına geleni söyledi. Sonra da çekti gitti Hünkar Hanım. Odana çıkar mısın? Çıkmayacağım. Çık odana! Çıkmayacağım, konuşacağız. Konuşmayacağız. Senin sesini bile duymak istemiyorum. Çık yukarı. Anlatacağım, sen de dinleyeceksin. Ulan neyi anlatacaksın? Ya Demir. Neyi? Yılmaz'ın çocuğunu nasıl emzirmek istediğini mi anlatacaksın? Neyi açıklayacaksın? Ne? Yılmaz'ın çocuğunu mu emzirdin sen? Emzirememiş, Müjgan yetişmiş çünkü. Niye yaptın kızım böyle bir şey?
Ya o çocuk ağlamaktan katılmış, saatlerce aç, anlamıyor gerçekten. Ne olur anlatın ya lütfen, ben ne yapacaktım? Görmezden mi gelecektim? Görmezden gelecektin. Sen bizim durumumuzu bilmiyor musun? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Demir, Allah aşkına biraz insaflı olur musun lütfen? Kızım sana ne? Müjgan'ın bebeğini niye sen emziresin? Ne münasebet? Ağlıyordu çocuk çünkü. Onu Müjgan düşünecek. Bırakmayacak o zaman bebeğini. Ay siz ne kadar insafsızsınız gerçekten. İkiniz ne kadar insafsızsınız ya. Yeter. Çık yukarı. Çık. Anlatacağım diyorum. Çocuk 4 saattir aç. Ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu anlatır mısın? Leyla böyle bir durumda olsa, Müjgan gelse, doyurmak istese ne yapacaksın demin? Kes! Yeter! Çık yukarı! Sen nereden öğrendin? Müjgan söyledi. Ne zaman, akşam mı? Şirkete geldi anne. Şirkete mi? Bunu söylemek için şirkete mi geldi? Sadece bunu söylemek için de değil. Karına sahip çık demeye gelmiş bana. Ne? Allah'ım, düştüğümüz hale bak. Bu kadın delirmiş. Bu kadın gerçekten delirmiş ve sen bu kadına inanarak bana böyle mi yapıyorsun? Süleyha Yılmaz'ı görmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor dedi. Karına sahip çık. Sahip çıkamıyorsan al karını çek git dedi bana. Bana dedi. Allah'ım, laflara bak Allah'ım. Sen beni ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Başkasının karısı gelip bana bunları nasıl söyleyebiliyor? He? Nasıl? Ya bu kadın delirmiş. Bu kadın aklını oynatmış. Sen buna mı güveniyorsun Allah aşkına? Size yazıklar olsun ya. İkinize de yazıklar olsun ya. Asıl sana yazıklar olsun. Beni düşürdüğün vaziyete bak. Yerin dibine geçtim. Benim karım yapmaz böyle bir şeyi. Her hareketinin arkasındayım dedim. Ama yapar mı yapmaz mı bilmiyorum tabii. Canım yapar mı hiç? Tabii ki yapmaz. Sen de. Yapar mı ki? Tabii. Ama bu kadın kalkıp bunları söylediyse yarın öbür gün benim kocamda gözü var da diyebilir. Der anne der. Bahaneler söylerler. Eyvah. Bir bu eksikti. Müjgan yok mu? Evde evet. Ne oldu? Bir çağırır mısınız? Bir şey konuşacağım. Bebekle ilgileniyor. Bana söyleyin. Buyurun. Utanmıyor mu ya? Utanmıyor mu Demir'in iş yerine gidip karına sahip çık, kocamdan uzak dursun demeye? Utanmıyor mu? Ne diyorsunuz? Anlamadım ben. Ya ben çocuğuna acıdım. Açlıktan katılmıştı çocuk. Geldim buraya, insanlık yaptım. Lanet olsun. Doyurayım dedim, emzireyim dedim. Yaptığına bak. Ne yapmış? Gelip bunu eşinize mi söylemiş? Evet. Ne yapmaya çalışıyor? Gerçekten merak ediyorum. Demir'i delirtecek ne geçecek eline bir sorar mısınız? Lütfen ona söyleyin bu saçma sapan kıskançlıktan artık vazgeçsin. Çok kötü olacak yoksa. Söyleyin. Müjgan. Süleyha mıydı o? Evet, Süleyha'ydı. Niye gelmiş? Yılmaz'ı mı özlemiş, beni mi? Ben sana çok şaşırıyorum Müjgan'cığım. Ne oldu sana? Sen böyle bir kadın mıydın? Sen aklı başında, sevgi dolu bir kadındın. Ne oldu sana? Sen Demir Yaman'a gidip nasıl karına sahip çık dersin? Ha? Anlaşıldı. Benim şikayet edecekmiş Yılmaz'a. Bak hala ne diyorsun? Sen aklını mı yitirdin ya? Benim aklım gayet başımda Allah. Müjgan'cığım, senin aklın başında değil. Çünkü aklı yerinde olan biri asla böyle bir şey yapmaz. Sen nerede oturduğunu biliyor musun Müjgan? Sen Çukurova'da oturuyorsun ve çok uzun zamandır oturuyorsun. Ve sen bu insanları çok iyi tanıyorsun. Hadi bırak Çukurova'yı. Dünyanın neresine gidersen git kızım. Eğer bir kadının kocasına gidip
Sen karına sahip çıksana dediğin an ne olur biliyor musun? Kan çıkar. Kan. Demek ki sen kan çıksın istiyorsun. Bunu mu istiyorsun sen? Vallahi iyi helal. Helal Demir'e. Silahına yapışmamış. Hala iyi diyorsun, güzel diyorsun da... bunları Züleyha'nın da düşünmesi gerekmiyor mu? Hani Demir'le evli olan o ya. Ya Demir Yılmaz'ı vursaydı ne yapacaktın? Yok canım sende. Yok canım mı? Bu adam daha önce silah çıkarmadı mı? Belinde silahla geziyor bu adam. Yılmaz'ı da vurur, kendi karısını da vurur. Müjgan'cığım senin aklın yerinde değil. Asla değil. Çok özledim, ne olur. Ama gülüm şimdi doktor amcalar dedi. Götür Eczane'ye. Bir saatlik yol zaten, gider geliriz. Ben büyük hanımla konuşayım. Tamam gülüm, gideceğiz. Gideceğiz, tamam. Büyük hanım. Ne oldu? Büyük hanım, üzüm anasını görmek istiyor. Çok ağladı. Ne yaptıysak bir lokma da yemedi. Götüreyim, getireyim ben hastaneye. Müsaadeniz olursa. Götür tabii. Ah yavrum benim. Gitsin görsün annesini. Kadının durumunu da sor. Bir ihtiyacı var mı öğren, tamam mı? Tamam, tamam büyük hanım. Ne hastanesi? Kollarda zeliş var ya, o bugün hastaneye kaldırıldı. Kansermiş, çok ağırmış. Ne diyorsun anne? Sorma. Doktor Tunca'yı aradım ben de, ondan öğrendim. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm, çok. Hadi. Büyük hanım müsaade etti. Annenizi ziyarete gidiyoruz. Hakikat mi? Hakikat tabii. Ben ne zaman yalan söyledim? Yok hiç. Gafur amcana hiç yalan söylemez. Mümkünatı yok. Böyle yatır, kes, böyle bağla söylemez. Gafur. Garajdan benim arabamı al çocuğum. Öyle götürün. Sağ olun büyük hanım. Gafur. Zeliş'in masraflarını buradan görün. Ne icap ediyorsa yapın, tamam mı? Sağ olun Demir Bey. Gel bakalım. Gel bakalım, gel, gel. Adın ne senin? Üzüm. Üzüm mü? Ne güzel adın varmış kız senin. Maşallah. Annen için çiçek toplamak ister misin? Gidelim mi? Hadi gel bakalım. Tut elimi. Aferin. Hadi gel bakalım. Gel. Şöyle biraz çiçek toplayalım. Annene götürürsün. Çok sevinir. Sevinir mi? Çok sevinir hem de. Hangisinden toplayalım? Hadi sen seç. Bu. Peki. Aa bak şu çok güzelmiş. Şunu da komple alalım. Evet. Evet. Bunu da alalım. İple de bağlayalım güzelce. Bak çok tatlı. Al bakalım. Demir amcam çok geçmiş olsun diyor de, tamam mı? Tamam derim. Hadi gel.
Çok güzel oldu değil mi? Annene de benden çok selam söyle, tamam mı? Tamam, söylerim. Bir de öpücük ver amcaya. Bir de şuradan. Hı, ben de seni öpeyim. Hadi bakalım. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşam. Konuşmamız lazım anne. Konuşalım oğlum. Vallahi çok uzun zaman olmuştu ısmarlayalı, sonunda geldi ha. Evlat bunu akşam getirdiler. Ben de işte yarın sabah yazıhaneye çırçıra getirecektim. Çetin şunu tut, bu mikrofon. Tutayım abi. İyi, tut. Bakayım. Mikrofonu. Evet. Vallahi güzelmiş. Ortaya koysana. Şuradan açıyoruz. Hadi baba, başla bakalım. İlk seni çekeceğim. Nasıl? Ben mi konuşacağım? Yok evlat, beni çekme. Ben ne konuşacağım şimdi? Yok yok, çekme beni. Ya, ya baba, bir şey olmayacak. Allah Allah. Kerem Ali'ye hatıra kalır işte. Hadi. Çetin başlasın, Çetin. Çetin, sen başlasın oğlum. Ben beceremem ki ağam. Yahu konuşursun. Hadi başla. Başla Çetin. Tamam. Otur oğlum, otur, otur. Oturarak yap. Saçın başını sağ. İyi iyi. Dur şunu düzelteyim. Şu da şöyle. Hadi bakalım, konuş. Merhaba. Ben Çetin Ciğerci. Cihan pamuk işletmelerinde... Abi ben beceremiyorum ya. Oğlum beceremeyecek bir şey yok. Sinema film çekmiyoruz. Hadi yaparsın. Bırak şimdi ciğerciyi, dalakçıyı. Sen bir şeyler söyle. Kerem Ali'ye söyle, Kerem Ali'ye. Ne diyeyim? De ki ne güzel ismin vardı. Seni çok seviyoruz de. Hadi oğlum, hadi konuş. Merhaba Kerem Ali. Çok güzel bir adın var. Hepimiz seni çok seviyoruz. Seni, anneni, babanı, hepinizi çok seviyoruz. Dedesini? Fekeli dedesini? Fekeli dedeni de çok seviyoruz Kerem Ali. Çok güzel bir ailem var. Senin ve ailenin saadeti hiçbir zaman bozulmasın. Her zaman mutlu olun. Benden bu kadar abi. Oldu işte bak. Oldu mu? Çok güzel oldu. Bu konaklı konuştun Çetin, aferin. Hadi baba, sıra sende şimdi. Evlat ben çok şey yapamam ya. Hadi hadi, yaparsın hadi. İyiyim değil mi? Güzel abi. Güzel çek ha. Ben önce anne ve babaya seslenmek istiyorum. Haydi, biz ne yaptık şimdi baba? Ya bir dur. Tam ben heyecanımı yeniyorum, sen kesiyorsun. Kesme, dur. Tamam, tamam. Allah Allah. Çocuklarım benim. Gözümün nuru çocuklarım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa çocuk kokusu cennet kokusudur demiş. Dünyadaki en büyük saadet çocuktur. Ne mutlu size ki siz de böyle bir saadete sahipsiniz. Çocuk aynadır. Ne görürse onu yansıtır. Siz oğlunuza, çocuğunuza ne kadar sevgi gösterirseniz, o da o sevgiyi dünyaya yansıtır. Şimdi gelelim sana Kerem Ali'm. Torunum, ömrümün ışığı. Sen bu zamanın çocuğusun Kerem Ali'm. Benim çocuklarımın fotoğrafları bile sayılıydı. Ama şimdi vakti kerahat gelip de biz bu dünyadan göçüp gittiğimizde... sen bizim suretimizi göreceksin, sesimizi duyacaksın. Bütün bu çektiklerimiz sana hatıra kalacak. Annen, baban, bu garip pekeli deden seni çok seviyor. Sen anneni babanı sevmeyi hiç unutma, değil mi? Tabii dedeni de. Yolunu hep sevgi aydınlatsın. Allah sana uzun bir ömür nasip etsin. Sen de iyi insan ol ki hayatın yaşadığına değsin. Bu Ali Rahmet Fekeli dedenden sana bir öğüt olsun.
Ben bir süredir düşünüyorum anne. Leyla'nın istikbaliyle ilgili konuştuk ya. Sana hak verdim, dediğini yapacağım. Nasıl? Yani malı mülkü Leyla'nın üzerine mi yapacağız? Hemen. Allah Allah. Neden fikrini değiştirdin? Dünyanın bin bir türlü hali var anne. Bazen bunu göz ardı ediyoruz, düşünmüyoruz. Ama yarına çıkacağımızın garantisi yok. Demir. İnsan bir günde bu kararını değiştirmez çocuğum. Bir şey mi oldu? Yılmaz'la bir şey mi oldu? Yok, Yılmaz'la alakalı değil. Bugün ölümden döndüm anne. Ne, nasıl? Nasıl? Sakin ol anne. Arabayla uçuruma yuvarlanıyordum neredeyse. Ah, ne? Tamam anne. Çok şükür karşındayım. Ama sonum olabilirdi bu. Tabii Züleyha ile Yılmaz için de yeni bir başlangıç. O yüzden hak verdim sana anne. Dediğin şeyi yapacağım. Hemen yarın. Tamam, bırak şimdi bunları. Yaran beren falan var mı çocuğum? Yok anne. Yok, iyiyim. İyiyim. Geç bakalım. Anasın. Anneciğim, ben geldim. Şuman. Hoş geldin yavrum. Bak, sana çiçek topladım. Çok güzel kokuyor. Oh, senin gibi kokuyor kızım. Gel bakalım biraz, gel bakalım. Ay. Konakta bir amca vardı. Adnan'ın babası. Gel çiçek toplayalım. Annene götür. Sevinsin dedi. Sevindin mi? Çok sevindim yavrum. Çok sevindim oğlum. Azıcık anlatayım mı? Gel, gel. Gel, ben seni çıkartayım. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Ne zaman eve geleceksin? Az daha iyi olayım, öyle. Ne zaman iyi olacaksın? Onu doktor amcalar söyleyecek. Hastanede doktorlar ne diyorsa o oluyor. Bugün dönsün ne olur. Sen doktorla konuş, bugün dönsün desin. Az daha kalmam lazım olsun. Ne kadar az, yarın gelir misin? Asıl amcası, hadi üzüm kızı al. Şu çiçeklere bir vazo bulur gelin bize. Tamam. Tamam, hadi, hadi gel. Ben annemle kalmak istiyorum ama. Ama gülüm benim, çiçekler susuz solarlar. Ölsünler mi? Onlar da can Allah aşkına. Solmasın bulalım Gafur amca. Tamam, hadi bulalım. Hemşirelere soracağız, tamam mı? Hadi çabuk koşalım. Hadi gel, 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 gel. Anne, biz şimdi geleceğiz, tamam mı? Hadi gel, gel. Vazo bulup gelelim biz, tamam mı? Gül, gül. Çok öteyim hanımka ya. Olur mu kız öyle iki öksürdün diye? Yok ben iyi değilim. Zeliş, Zeliş. Zeliş, dayan. Dayan Zeliş, kızım var dayan. Zeliş dayan, kızım var. Doğur. Gülüm doğur. Ay, çok güzel oluyor ha. Üzümüm, ver bakayım tokanı. Dön bakayım bir bana. Prenses gibi oldun. Bakmak ister misin kendine? Evet. Al bakalım.
Sağ ol Gülten abla, çok güzel olmuş. Sen iste, ben her gün örerim sana. Kızlar haydi geç oldu yatak. Yatak sabah erkenden iş var haydi. Özüm, bu gece beraber uyuyalım mı? Olmaz. Aa, neden olmaz? Çünkü bugün Saniye annemle yatacağım. Oy, tamam olur o zaman. Küsmedin ama değil mi? Yok kuzum, ben sana küser miyim hiç? Hem yarın gece de beraber uyuruz. Ama yarın da olmaz ki. Aa, onun için kime söz verdim? Yarın annem gelecek, annemle yatacağım. Ama sonra yine gelirim, yatarız seninle de olur mu? Olur, olur kuzum. Olur, olur tabii. Sen ne zaman istersen, biz o zaman uyuruz. Allah rahatlık versin. İyi geceler Gafur amca. İyi geceler kuzum. Kınalı kuzum. Taş gibi yatak, kuş gibi kakak, tamam mı? Hop. Hadi. Hadi yatalım. Ah, yatak mı? Hadi yatalım, hadi. Kundalıma gidelim, hadi. Hadi. Hadi geceler. Allah şifasını versin. Amin. Küçücük çocuğu anasız bırakmasın. Ben de 10 yaşında anasız kalmıştım. Anasız kalmak ne demek ki? Ben çok iyi bilirim. Saniye yengem vardı be abi. Onun kimsesi yok. Biz varız Gülten. Sen varsın. Ablalık edersin. Allah'ım sen annemi bir an önce iyileştir. Hastaneden çıksın, evimize gidelim. Ben onu hiç üzmem. Bakarım ona. Saniye annemi, Gafur amcamı, Gülten ablam da karım. Onlara da sağlık, sıhhat ver. Seni seviyorum ablam. Dualarımı kabul edeceğini biliyorum. Amin. Amin. Bakalım. Ama kabul etsin. Ha, bu taş ucundaki sulak araziyi de Adnan'a bırakıyorum. Oraya bir çimento fabrikası yapılacak. Yani değeri artacak oranın ama tabii yani. Artsın artsın. Evet. Bu barajın oradaki değirmen Adnan'a diyorum. Arsa da Leyla'ya.
Olur mu? Olur, olur. Bana bir şey olursa oğlum hiç kimseye muhtaç olmayacak artık. Yeterli malı mülkü var. Oğlum nasıl konuşuyorsun yine Allah aşkına? Allah korusun. Peki bu şirket hisseleri ne olacak? Ne yapacağız? Onlar için avukat çağırdım. Yarın gelecek. Vasiyetleri Leyla'ya bırakacağım. Hı. Benimkileri? Seninkileri de. İyi, tamam. Güzel, iyi yapmışsın. İnşallah iyi yapmışımdır anne. Demir, anlıyorum. İçine sinmiyor. Sinmiyor anne, sinmiyor. Ama konuştuk bunları çocuğum. Ya anne, konuştuk da. Ya bir şey olmazsa? Ya Züleyha gidip Yılmaz'a anlatmazsa? Adnan büyüyüp kocaman adam olursa o zaman ne yapacağız anne? Bir ömür boyu Züleyha'nın sırrı tutup tutmayacağını bilemiyoruz ki. Bilmiyorum anne. Bilmiyorum. Adnan beni öz babası bilecek. Büyüyünce demeyecek mi babam bizi niye ayırmış, her şeyi kardeşimin üstüne yapmış diye sormayacak mı? O zaman düşüneceksin bunu. Büyüsünler bakalım. Belki her şey yolunda gider. O zaman vasiyetini değiştirirsin. Yeni bir vasiyet yaparsın. Bak Züleyha'nın bunu asla öğrenmemesi lazım anne. Asla. Tapuya gidip sormadığı müddetçe hiçbir zaman haberi olmaz. Bu Reşit Paşa'daki dükkan. Ben bunu Leyla'ya koyuyorum. Merhabalar yenge. Buyurun kardeşim. Raşit Kaya dün akşam bir kavgaya karışmış. Karşı tarafta şikayetçi olmuş. Bizimle karakola gelip ifade vermesi gerekiyor. Ana, bizim Raşit mi? Hayırdır memur bey? Bir sıkıntı mı var? Bizim Raşit kavgaya karışmış, görüyor musun sen? Kavgaya mı karışmış? Ha. Karakola gelip ifade vermesi gerekiyor. Karşı taraf şikayetçi olmuş. Savcı hanım da alıp hemen getirin dedi. Ya tamam, odun kırıyordu beni. Ben yolladım ya bu bizim bozuk koruya odun kırması için. Ben yolladım. Ben sabah sanki... Bizim hanım da sabah sabah nerede kaldı bu çocuk dedi. Buraya gelirse söyleyin ha. Karakola gelip ifade vermesi lazım. Ne söylemesi memur bey? Ben bizzat kulağından tuttuğum gibi kendim getirdim. Peki o zaman. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Kusura bakmayın ya. İşiniz gücünüz rast gitsin. İçeri gir. İçeri. Hadi. Hacım sen ne anlatıyorsun? Ya ne bozuk korusu? Adam orada odun kırıyor ya. Ya ben de biliyorum orada odun kırdığını. Ya bir her şeye karışma ya. Bir sus ya. Allah Allah. Hadi git sen işine bak. Hadi. Hadi hadi. Ben bir bakayım şu çocuğun derdi neymiş ya. Hadi. Hep karışık işleriniz var hadi. Hep. Lan var ya. Kır kır bitmiyor ki. Aman oğlum. Sakın kıprama ha yerinden. Lan geri zekalı. Lan mangafa. Aham ben ne yaptım? Niye vuruyorsun ya? Lan oğlum sen gidip kavgaya mı karıştın ha? Kavga? Ha. Aham yemin ediyorum benim bir kabahatim yok ya. Biz Necati'yle güzel güzel oturuyorduk, konuşuyorduk. Baktım sonra oradan çakırlar geçerken böyle el kol hareketi yaptılar. Yani ben de dayanamadım. Lan. Polis her yerde seni arıyor, seni. Avel. Lan oğlum parmak izini alacaklar, parmak izini. Aha, niye ki ağam? Niye mi? Bak bak hele, bakışlara bak. Lan oğlum, lan ben sana o silahı götür kanala at dedim. Sen gittin ormana attın. Polis parmak izini alacak. Ondan sonra da ensenden tuttukları gibi cengaverin katili diye doğru mahpushaneye. Cengaver'in katili mi? Cengaver'in katili. Vallahi sana söyleyeyim en az 25 sene yersin yani. Ağam sen ne diyorsun kurban olayım ben 25 sene ne yaparım içeride? Ya sen bir şeyler yaparsın abi. Bırak kes lan kes. Bak buradan doğru Karahisar'daki bağ evine gidiyorsun. Ben haber vermeden de ortalığa çıkmayacağım.
Bak, nefes bile almayacaksın oğlum. Nefes bile almayacaksın Raşit. Anladın mı oğlum? Tamam ağam, yemin ediyorum nefes bile almam. Lan bak oğlum, bak bir salaklık daha yaparsın var ya. Lan oğlum gençliğin söner. Lan oğlum 25 sene diyorum lan, 25 sene. Hala açık Turgut Bey. Kaç ay oldu bu dosyalar hala açık. Soruşturmalarda bir adım bile ilerleme yok. Elimizden geleni yapıyoruz savcı hanım. Fakat eleman açığımız var. Herkesin eleman eksiği var Turgut Bey. Adana ili dahilindeki bütün karakola düşenlerin parmak izlerinin alınıp karşılaştırılmasını istemiştim. O ne alemde? Yeni başlayabildik. Her gün vukuat oluyor zaten. Bu dosyalar böyle açık kaldıkça daha çok vukuat olur. Arkadaşlara söyleyin, daha sıkı çalışsınlar. Tabii haklısınız. Bu dosyalarda da artık gelişme bekliyorum. Elimizden geleni yapacağız. Gel. Müsaitseniz ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Konu neydi? Konu Sabahattin. Ne olmuş Sabahattin'e? Geçin. Ben bugün buraya savcı hanımı değil, Jülide hanımı görmeye geldim. Hangi sebeple? Şermin Hanım, bakın ben gerçekten sizi anlamakta çok güçlük çekiyorum. Jülide Hanım, yuvamızı yıkmayın. Pardon? Ne olur yapmayın, yalvarıyorum size. Yıkmayın yuvamızı. Allah aşkına, sizin ağzınızdan çıkanları kulağınız duyuyor mu? Siz Sabahattin'le çoktan boşandınız. Sizin bir yuvanız yok. Biz Hünkar Hanım yüzünden boşandık. Onun kurduğu tuzağa düştüm ben. Hatip Telli Dere'yle adımı çıkardı benim. Ben Sabahattin'i seviyorum. Çok seviyorum onu. Biz büyük bir aşkla evlendik Sabahattin'le. Ya, Çukurova'ya sorun anlatsınlar size. 23 yıl aynı yastığa baş koyduk biz. Çocuktuk daha evlendiğimizde, küçücüktük ya, beraber büyüdük. Tamam, kabul ediyorum. Ben çok büyük hatalar yaptım. Ama seviyorum ben Sabahattin. Jülide Hanım, ne olur sizden rica ediyorum. Konuşun Sabahattin'le. Evine dönsün. Kızımız perişan oldu ağlamak. Müfettişin raporunu da getir. Ona da bakalım. Hemen başhekim. Alo. Jülide. Ne oldu? Evet, dur bakalım. Nasıl olmuş tadı? Bakalım. Bana azıcık tuzu eksik. Gel biraz tuz atak. Al bakalım içimdik. At 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 at. Şimdi karıştır. Tamam. Çorbamız pişti sayılır. Annem bunu içince iyileşecek mi? İyileşecek tabii. İyileşmez mi? Hop diye ayağa kalkacak. Koştura koştura buraya gelecek. Şifa olur bu ona. Tabii ya. Şimdi senin elin değiyor ya. Can olacak, can, şifa olacak onun. Saniye. Bir tadına bakayım ben de. Hadi kendin olsun. Eyvah, beğenecek mi acaba? Abo, bu ne kız? Kötü mü olmuş Gaffur amca? Yahu kötü olur mu Allah aşkına? Bak kendimi
tutamıyorum. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Sen bunu hangi ellerinle yaptın Allah aşkına? Bu elimle. Ben o eli yerim. Bakayım. Bu elle mi yaptım? Kolay gelsin. Sağ ol hanım. Anneme çorba yaptım. Hünkar teyze. Kuzum Hünkar teyze değil, büyük hanım diyeceksin. Olsun, o bana Hünkar teyze diyebilir. Eline sağlık kuzum benim. Çorbam bak çok güzel oldu. Rengi de kırmızı. Evet. Bu minicik ellerim kalem tutsun inşallah. Hastaneye gideceğiz de hanımın anasına. İyi yaparsınız. Gidince çok çok öp anneni, tamam mı yavrum benim? Öpeceğim. O da beni öper koklar. Kara kuzum benim, özüm gözlüm der. Tabii ya. Der demez olur mu işte der. Ne oldu? Neyin var senin? Sabahattin, konuşmamız lazım. Şermin mi? Şikayet dilekçesi yüzünden canını mı sıktı? Mesele Şermin. Ama şikayet dilekçesiyle ilgisi yok. Zaten Demir dilekçeyi geri aldı. Şermin'in meseleden haberi bile olmadı. Ne o zaman? Şermin bugün bana geldi. Kadın kadına konuşmak istediğini söyledi. Konuşmak istemiyorum deseydin. Demedim. Sabahattin, biz hata yapıyoruz. Ne diyorsun sen Jülide? Şermin'e inandım deme. Ben senin Şermin'le ne yaşadığını tabii ki bilemem. Ama karşımda evliliğini kurtarmak için çırpınan bir kadın vardı. Ben buna kayıtsız kalamam. Jülide, sen Şermin'i tanımıyorsun. Onun amacı yalnızca benden intikam almak. Bunun için senin vicdanını oynuyor. Sana kendini acındırıyor. Bizim evliliğimiz çoktan bitti. Yıllar oldu bunu sana söyledim, biliyorsun. Ben yalnızca kızım için o evde yaşamaya devam ettim. Sabahattin, lütfen. Şülide, inan bana. Kızım da çok üzülüyormuş. Bence sen evliliğine bir şans daha tanı Sabahattin. Şülide, lütfen yapma. Şermin benim hayatımı böyle mahvetti işte. Ben yuva yıkan kadın olamam. Ne yuvası? Biz boşandık. Lütfen anla beni Sabahattin. Ay Behice'cim, adaylığına o kadar çok seviniyorum ki sonunda şu derneğin İstanbul görmüş bir başkanı olacak. Canım, konuşmak için daha çok erken. Seçim sonuçlarını daha bilmiyoruz değil mi? Vallahi aklı olan sana oy verir Behice'cim. Sen İstanbul'da kaç tane derneğin başkanlığını yürüttün? Neler neler yaptın ben biliyorum. İstanbul'da bunları yapan Çukurova'yı uçurur, uçurur. Öyle mi? Daha önce dernek başkanlığı yaptınız yani. Hem de İstanbul'da. 10 yıl. 3 tane de okul inşa ettik. Okulda mı inşa ettiniz? Tabii şaşırıyorsunuz. Çok normal, haklısınız. Açıkçası ben de bunca yıldır derneğin yaptıklarını görünce çok şaşırdım. Yani 12 yıl bir dernek, 12 yıl. 2-3 tane kermes dışında başka hiçbir şey yapmaması çok tuhaf. Yani sonuçta Çukurova'nın en iyi ve en zengin aileleri üye bu derneğe. Bu kadar değerli üye varken ayol, bir tane okul. Bir okul nasıl inşa edilmez? Çok şaşırtıcı bence. Çok doğru söylüyorsunuz Beyca Hanım. İnşallah sizin başkanlığınızda okul yaptırırız. Sadece okul mu Şenurcuğum?
Behicacığım kaç tane kadını meslek sahibi yaptı? Utandırma beni Şahin. Ay canım benim. Bakın, kolektif çalışmak çok önemli. Yani ben tek başıma yapmadım. O kadar insanın emeği var ki o dernekte. Bizde nasıl ama? Her şeyi biz yapalım, bağışı da biz yapalım. Oh ne güzel, hünkâr Yaman her şeyi üstlensin. Olacak şey değil. Hah, ama ne? Ha, kimse dernekten bahsetmiyor ki. Başkan kim olursa olsun, dernek ne yaparsa yapsın, hep hünkâr Yaman yaptı oluyor. Ben de bu durumdan şikayetçiyim. Neyse kızlar, Behice başkan olunca her şey değişecek, her şey. Çok heyecanlanıyorum, yapmayın. Annem köyüm görünce çok sevinecek. Sevinecek tabii. Sevinmez mi? Çok güzel oldun kız. Saniye anne. Bana da örgü örmeyi öğretir misin? Annem iyileşince ben de onun saçını örerim. Öğretirim tabii kızım. Oh. Hele anan senin güzel ellerinden şu çorbayı bir içsin, bir iyileşsin. O zaman bak hele biz neler yapacağız birlikte Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Heh, hasta odası ekibi. He, burası, burası, burası. Gel. Bak kim var burada. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasıl hastamızın durumu? Dinlenmesi lazım. Çok yormayın, olur mu? Yok yok, yormaz, merak etmeyin. Anne bak, Saniye annem bana ne aldı? Saçımı da örtü. Çok güzel olmuşsun kızım. Nasılsın bacım, iyisin? İyiyim abla. İyi olacaksın, iyi olacaksın. Çorba yaptım. Onu içince iyileşeceksin. Hemen hop bir ayağa kalkacaksın. Şimdi içmesem olur mu kuzum? İçim olmaz hiç. Ama Gafur amcası olmasın diye bizi hızlı hızlı getirdi. Anası, senin kızın eli bir lezzetli, bir lezzetli. Gel getirelim, gel. 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 Uyuy, bacım, uyuy. Gel, gel, gel. Aç kocaman ağzını. Hadi az gayret. Az gayret et. Alkış. Alkış. Çok güzel olmuş bir tane. Gerisini akşam içsem olur mu? İçim almıyor. Tamam. Üzüm bir bak hele. Ben buraya gelirken ne gördüm biliyor musun? Ne? Bir tane yaşlı amcam, elinde de koskocaman bir tepsi, içinde de renkli renkli şekerler. Sahi mi? Sahi tabii. Şimdi gidip alıp gelelim bir şeker. İster misin? Tamam. Anne, sen beni burada bekle. Ben sana şeker alıp geleceğim, tamam mı? Tamam. Gel bakalım. Gel, atla kucağıma. Hadi bekliyoruz. Bacım, iyi olacaksın. Allah büyük. Azıcık dayan. Azıcık. Yok. Yok Saniye abla. Ben evli olmam artık. Üzüme göz kulak ol, olur mu? Üzümüm sana emanet. Allah senden razı olsun. Anasız babasız diye ezmesinler yavrum. Kimimiz kimsemiz yok. Gözünü ayırma, olur mu? Ben ayırmam gözümü. Ayırmam hiç, ayırmayacağım, merak etme. Karşımıza bir müşte çıkarmış.
gelmiş yavrum. Kimsesiz kalacak. Deme deme, öyle deme. Öyle deme, Allah seni yavruna bağışlayacak. Veriş. Doktor bey! Doktor bey! Doktor bey! Zeniş! 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 Doktor yapma! Zeniş! Zeniş! Aklımı... Aklımı helal et. Biz de unuttuk biliyor musun? Pişmaniye. Pişmaniye unuttuk. Gidip pişmaniye alıp gelelim mi? Ha? Hadi gidip alalım. Hadi gel. Ben anneme şeker vereceğim. Kuzum. Selin. Anne anne. Anneme şeker vereceğim. Ya, tutmasana beni. Kuzum. Annem melek oldu gülüm. Annem melek oldu. Paşa, ah sen de göçüp gittin. Ömür dediğin nedir ki? Aa bak kocan geliyor, kocan. Allah'ım yazdıysa bozsun haminlem, o benim kocam falan değil. Aa. Küsmüşsünüz yoksa? Yalan dünya, üç günlük, hadi öpün de barışın hadi. Haminlem o benim kocam falan değil. Aa inat etme, hadi öpün de barışın hadi. Hadi Fadik öpüşelim barışalım. Elimin tersindesin ha. Sinirimi hoplatma benim. Tamam tamam kızma. Gidiyorum zaten. Bir şey istiyor musun? Ya cenazeye gidiyorsun ha. Ne isteyeceğim cenazeden? Tövbe yarabbi ya. Ya sen iste. Çarşıya da giderim Fadik. Ay, de haydi git. Haydi. Bak çocuk her istediğini yapacak. Aferin ona. Oh. Aferin. Allah'ım. Ay. Allah'ım sen büyüksün yarabbi. Yeter ya. Pilav pişti hanım kahyam. Etler de pişiyor. Kalabalık toplanınca dağıtacağız. Sağ ol abla, Allah razı olsun. Sen de sağ ol. Müslüman,
Ne yapıyorsun burada? Burada duracağım ben. Annem gelene kadar burada bekleyeceğim. Annem gelmeyecek diye Onurcan. Benim annem gelir. Çok bilirmiş Onurcanlar. Gelecek değil mi? Ne zaman ihtiyacın olursa gelecek. Ananın kuşlarını bırakır mı hiç bırakmaz mı ağır? Nasıl gelecek biliyor musun? Nasıl? Nasıl? Ele kapıdan yürüyüp gelmeyecek. Yolda yürüyeceksin mesela. Bir çiçek göreceksin. Çiçek olup gelecek. O saçlarını savuran rüzgar olup gelecek. Üşüyeceksin. Güneş olup açacak. Yağmur olup yağacak. Çok özlesem de çıkıp gelmez mi? Onu çok özleyince ne yapacaksın biliyor musun? Bana sarılacağım. Sonra annem böyle. Bir kuş olacak. Gelecek kalbinin tam ortasına konacak. Ben buradayım kuzum diyecek. Ben buradayım kuzum, ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım, ben seni bırakmam ya. Söz seni bırakmam. Söz. Çok üzüldüm kadıncağıza. Daha önce niye farkına varamamışlar ki? Birkaç kez doktora götürmüşler çocuğum. Her doktor başka bir şey söylemiş. Sonunda derdini anlamışlar ama işte çok geç oldu. Demir, biz destek olalım Üzüm'e olur mu? Çok tatlı, çok akıllı bir kız canım benim. Çok çok. Tabii ki olacağız, tabii ki. Oluruz tabii. Zaten Saniye bırakmaz artık onu. İyi olur. Allah rahmet eylesin, ne diyeyim? Amin çocuğum, amin. Amin. Büyük Hanım, biz yemeği dağıtmaya başlayalım mı? Başlayın, başlayın çocuğum. Ben de yardım edeyim sana. Üzüldüm kadıncağıza. Sorma. Gencecik kadın gitti işte. Ha, geliyor. Canım benim. Üzüm. Canım benim. Üzüm. Güzel kızım benim. Saniyem. Tekrar başın sağ olsun kızım. Sağ olun. Üzüm kız. Ama ablalar yüzünü asmaz ki. Ben abla değilim ki. Olur mu öyle şey? Sen ablasın. Sen Adnan'ın da Leyla'nın da ablasısın. Onlara güzel oyunlar öğreteceksin. Bahçede gezdireceksin. Tamam mı?
Ben bir sürü oyun biliyorum. Çok güzel abla olurum. Çok güzel abla olursun. Çok güzel. Çok güzel olursun hem de. Çok güzel abla olursun. Güzel kızım benim. Süreya. Giymemişsin hala. Demir, ben gelmeyeceğim. Ne demek gelmeyeceğim? Gelemeyeceğim. Adnan'ın ateşi var. Ateş yok Süreya. Vardı Demir. İlaç verdim. Öyle düştü. Bir daha çıkar mı bilmiyorum. Ya tekrar çıkarsa başında annem var, bizim kızlar var, 1000 kişi var. Demir, ben Adnan'ı bu halde bırakmak istemiyorum. Süleyha, bir şey yok. Bu toplantı benim için önemli. Beni yalnız bırakma orada. Hem neyin inadını yapıyorsun anlamıyorum ki. Neyin inadı Demir? Oğlum hasta diyorum sana. Oğlum mu? Süleyha, beni sinirlendirme. Gelmiyorum. Gelmiyorum, anladın mı? Gelmiyorum. Sana gelir misin diye sormuyorum. Giyin hemen, dışarıda bekliyorum. Gel Hülya'cığım, buyur. Müjgan'cığım. Hülya ablacığım. Ay ne güzel olmuşsun sen. Annelik çok yakışmış vallahi. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Yılmaz ben. Hoş bulduk Yılmaz Bey. Ta havaalanından aldırdınız beni, çok incesiniz. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ne demek, siz bizim başımızın tacısınız. Otur Hülya'cığım. Hülya Hanım, kusura bakmayın. Babam beni bekliyor. Mühim bir konuda görüşmemiz lazım. O yüzden acilen gitmem gerek. Ay olur mu Yılmaz Bey? Estağfurullah. Emine abla odanızı hazırladı. Eğer gece sohbet edemezsek sabah kahvaltıda uzun uzun sohbet ederiz, tamam? Adana'da bir kuzenim var. Gelmişken onu da görmek istedim. Gece onlarda kalacağım. Ne olur kusura bakmayın. Aa Hülya'cığım, olur mu ama? Ay vallahi söz verdim. Yoksa hiç öyle bir şey yapar mıyım? Gerçekten özür dilerim. Nasıl isterseniz o zaman. Her zaman bekleriz. Yılmaz, Ali Rahmet Bey'e çok selamlarımı söyle lütfen. Baş üstüne. Ay Müjgan'cığım, Kerim Ali nasıl? Onu da görmeyi çok isterim. İyi, iyi. Getireyim ben şimdi hemen. Değil mi alacığım? Evet. Seninle kahve içmeyi o kadar çok özlemişim ki Beyce. İçeriz. Emineciğim. Buyurun. Şekerim, bize 2 tane sade Türk kahvesi yap hadi. Tabii. Geldi. Allah'ım esirge ya Rabbim. Maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Ay Müjgan'cığım, çam sakızı çoban armağanı ama ufak bir şey. Hülya ablacığım, niye zahmet ettin? Olur mu hiç hayatım? Allah analı babalı büyütsün. Sağlıkla, sıhhatle inşallah. Amin inşallah. Çok teşekkürler. Ne yapmışım? Neler söyledin Jülide'ye? Neler saçmaladın söyle. Etkisi olmuş anlaşılan. Aferin savcı hanıma, vicdanlı kadınmış. Müdüre gidiyoruz. Bırak kolumu be. Ne saçmaladıysan, ne söylediysen Jülide'ye hepsinin yalan olduğunu söyleyeceksin. Neyi yalan söylemişim ben? Mazimiz olduğu mu yalan? Evli olduğumuz mu yalan? Kızımızın olduğu mu yalan? Ne yalan? Evliliğimizi kurtarmak istiyorsun öyle mi? Evet. Şermin, delirtme beni! Ya ben evliliğimi kurtarmak istiyorum. Suç bu! Sırf ben mutsuz olayım diye gidip Jülide'ye kendini acındırdın.
O da evli barklı adamın peşine düşmeseymiş. Boşandık biz, boşandık. İftira attılar bana. Seni de ekmeğine yağ sürüldü. Allah bilir o parmağı vardır bu işte de. Sanır Allah'ım, sanır. Şermin rahat bırak beni. Uzak dur benden. Uzak duracaksın, anladın mı? Ya hayatım bir sakin ol. Hayatım deme bana. Defol git hayatımdan. Defol git hayatımdan Şermin. Görürsün sen Sabahattin. Sen görürsün. Bütün gece böyle suratını mı asacaksın? Ne yapayım? Çocuğum evde yatak döşek yatarken ben eğleneyim mi, güleyim mi? Ne istiyorsun? Ya sana gül, eğlen demiyorum ki. Masada asgari nezaketi göster yeterli. Bu toplantı benim için mühim dedim. Aile toplantısı. Adnan da benim için mühim. Ve ben çocuğumun yanında değilim ve çocuğum tek başına evde. Yalnız değil. Annem var, Gülten var, Fadik var. Bin defa mı söyleyeceğim sana? Hadi Züleyha, hadi. Suratını asıp durma, biraz gülümsemeye çalış. Soğuk bildiğiniz kadarıyla. Aa. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Seyyar ben. Merhabalar. Gülcan. Merhabalar. Eşim Züleyha, Hulusi Bey, Orhan Bey. Memnun olduk. Talip olduğumuz fabrikanın ortakları. Hulusi'nin eşi Gülcan. Eşim Seyyal. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Siparişlerinizi verdiniz mi? Yok, siz bekledik siparişçi. Ha öyle mi? Peki, verelim o halde. Ben de kur gibi açım. Bakar mısın? Buyurun demin. Züleyha Hanım, formunuza hayran kaldım. Aa, teşekkür ederim. Yeni doğum yapmışsınız ama inceleceksiniz maşallah. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Kızdı değil mi? Kız. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Sağ olun, amin. Şefime de Demir Bey'imin selamı verdi. Hadi bakalım. Tabii efendim. Başlamışsınız. Evet üstadım, size de öneririm. Güzel. Nasılsınız? Gel. Buyurun. Komiserim iyi akşamlar. Ben Şermin Yaman. Eski kocam Sabahattin Arcan'dan şikayetçiyim. Buyurun oturun. Şikayet sebebiniz nedir? Zorla evime girdi. Üzerime saldırdı, dövdü beni. Beni bu hale o getirdi. Şikayetçiyim ben kendisinden. Oy, ne oldu sana? Uykusu geldi Hülya ablacığım. Ben yatırayım. Tamam canım. Uyut annesi. Uyusun da kocaman bir oğlan olsun. Aslan olsun. İnşallah. Gel bakalım Kerem Ali. Behice, nerede bu meşhur fekeli? Tanışabilecek miyiz acaba? Şekerim, tanıştırmak istiyordum seni çok. Fakat çok işleri var. Vallahi tanışmanı çok istiyorum. Çok düzgün, çok çok doğru bir adam. Oo, işler ilerledi anlaşılan. Çok ilerleyemiyor açıkçası çünkü çok zor bir insan. Yani kendi kendime düşünüyorum da
Fekeli'ye ayırdığım zamanı İstanbul'da başkalarına ayırsaydım eğer. 40 tane insanı peşimde sürüklemiştim. Zor olmasa bu kadar kıymetli olmazdı zaten. Ben seviyorum zor insanları, biliyorsun sen beni. Senin kolay lokmayla uğraştığın nerede görülmüş? Zor olmasa şimdiye çoktan hevesini almış gitmiştin buradan. Vallahi bazen ben de kendime soruyorum, ne yapıyorum o Çukurova'da diye ama. Doğru. Fekeli seni bu kadar etkilemese senin Adana gibi bir yerde ne işin var? Vallahi Hülya'cığım, eğer aramızda çok güzel bir şey olursa Fekeli ile neden İstanbul'a gitmeyelim, değil mi? Bir kere çok varlıklı bir adam. Orada bir iş kurabilir. Ben de Müjgan'ı alırım, herkesi alırım, İstanbul'a giderim ve hayatıma devam ederim açıkçası. İstanbul sosyetesi yine benden sorulacak diyorsun. Bilmem, bakacağız. Alemsin Beyce. Ne yalan söyleyeyim, çok özlemişim seni. Fabrika için başka alıcı çıktı mı? Ankara ve İstanbul'dan birçok firma var. İstanbullular bilhassa yoğun ilgi gösteriyorlar. Ama elbette bizim gönlümüz sizden yana. Takdir edersiniz Demir Bey. Biz öncelikle fabrikanın Çukurovalı bir hemşerimiz tarafından alınmasını isteriz. Hele sizin gibi bir aile olursa, tanınmış, köklü, bizi çok daha mutlu eder. Eksik olmayın. Vallahi ben de ne yalan söyleyeyim, bu fabrikanın dışarıdan gelen birinin eline geçmesini istemem. Biz ciddi ciddi alıcıyız. Tabii şartlarımız uyarsa. İnşallah. Gülcan'cığım, salatayı alabilir miyim? Tabii canım. Teşekkürler canım. Siz de alır mıydınız Züleyha Hanım? Züleyha Hanım. Züleyha Hanım. Gülcan Hanım, salata alır mısın diye soruyor sana. Teşekkür ederim. Sağ olun, amin. Ya kusura bakmayın, benim oğlan biraz rahatsız da benim aklım onda kaldı. Estağfurullah, üzüldüm şimdi. Neyi var? Ateşi var, öksürüyor. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. O yüzden biz bugün biraz erken ayrılmak zorunda kalabiliriz. Değil mi Demirciğim? Birazdan kalkarız. Biraz daha kalırız. Dedim ya, annem var başımda, bizim kızlar var. Meraklanmana gerek yok. Bu arada fabrikayı satın alırsam biraz büyütmek, genişletmek istiyorum açıkçası. Tabii fiziki şartlar yeterliyse. Tabii ki. Yani kapalı alanın haricinde 15 dönüm bahçe de var. Üstelik altyapı için daha önce belediyeden bütün izinler alınmıştı. Niyazi daha gelmedi herhalde. Oturalım, gelirim. Otururuz, evet. Sevmediğin ot yanında bitermiş. Şu masaya geçelim diyorum, ha? Evet. Şuraya diyorum, geçelim. Geçelim. Süreyya Hanım. Evet. Çocuklar arasında fazla yaş farkı yok sanırım. Oğlan da küçük herhalde daha. Hı. 2 yaşında. Aa, maşallah. Birlikte büyüyecekler desenize. İnşallah. Hoş geldiniz Adil Ahmet Bey. Menü ister misiniz? Merhaba Faruk. Ben her zamankinden alırım ama şimdi bir arkadaşımız gelecek. O gelsin, ona göre bakarız. Nasıl isterseniz. Sağ olasın. Evlat, bu Yaman'ın Demir'in yanındaki Hulusi Bey değil mi, yağ fabrikası sahibi? Yanındaki de ortağı Orhan. Evet. Demir yine bir şeyler çeviriyor. Yaman'ın Demir işte. İşi gücü fırıldak çevirmek. Ne çevirirse çevirsin, ister top çevirsin, ister topa çevirsin de bizim ayağımıza dolanmasın. Ayağımıza dolanacak bu. Hele şimdi hiç durmayacak. İstanbul kimliklerini aldık ya, hazmedemiyordur. İçi içini yiyordur, illa bir şey yapacağım diye. Yenilen güreşçi güreşe doymuyor işte. Yeniyorsun, yeniyorsun, anlamıyorsun. Yenildiğini bilmeyen adamı nasıl yeneceksin?
önümüzdeki hafta sizi fabrikaya bekliyoruz. Bizi gördüğüne pek mutlu olmadı. İsterseniz size bir tesisi gösterelim. Gezin, bir bakın. Para meselelerini de daha sonra konuşuruz. Ne dersiniz? Hatta fırsat bulabilirsem gelecek haftayı bırakmamıza lüzum yok. Bu işi hemen bitirelim. Çok seviniriz. O zaman fabrikada buluşmak dileğiyle deyip biz müsaadenizi isteyelim. Kalkıyor musunuz? Daha çok erken. Evet biliyorum ama bizim oğlan biraz hasta. Hanımın aklı da oğlanla kaldı. Gitmezsek hiç rahat etmez. Haksız da sayılmaz. Annelik işte. Yani normalde böyle bir durumda sizi asla bırakmazdık ama... madem çocuk rahatsız, ısrar da edemiyoruz. Bu seferlik böyle olsun. Sık sık görüşeceğiz nasılsa. İnşallah. Peki. Peki. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi bakalım. Çekirdim. Hadi, aha. Yedi. Saniye anne. Bende var mı? Bakalım. Var. Var işte. Var. Ver onu. Ver. Bir tane de bize koy. Ay yemin içiyorum bütün numaralarda bu kıza çıkıyor ya. İkinci çikosu oldu. İkinci çikoda kaç tane portakal var? Aslında normalde bir tane var. Ama ben güzel kızıma iki tane vereceğim. Al bakalım. Sakla bunları. Ya vallahi siz hile yapıyorsunuz yani. Hep o kazanıyor ama saniye. Ha, bebelere emzik, bebelere emzik. Bana ne, bana ne. Vallahi hep bizim kazanıyor ha. Bende hiç portakal yok burada. Bir tanesini ben alıyorum o zaman. Ne olacak ki? Üzüm kız, saldır. Ya bende ama hiç portakal yok. Ya ne yapalım Cevher, ver portakalımı. Abi bir dakika, bende hiç portakal yok. Dur, üzüm, ben kutusuyorum. Al, tamam, ben kutusuyorum. Yapma, tamam, tamam. Al, al ama yani. Gerçekten ben ağlayacağım ya. Hiç portakalım yok önümde ama. O zaman ne yapalım? Bana ne, bana ne, ben almayacağım. Al, senin olsun. Vallahi mi? Ay kurban olurum sana. Tamam, sen de kalsın. Bak, üzüm ne diyeyim? Senin adın bundan sonra üzüm değil, portakal olsun. Ay kurban olurum ben sana, ay kurban olurum. Pembiş mi çeksin? Ben çekmek istiyorum Gafur'a. Tamam, çek bakalım Pembiş. O zaman Pembiş çekiyor. Çekiyorum, çekiyorum. Hadi çek artık kız. Çekiyorum, çekiyorum. Hop. Aha beş, beş. Vallahi tombala. Tombala, üzüm tombala. Tombala, üzüm. Bütün portakallar benim. Bir sürü portakal kazandım. Anne, bir sürü portakal kazandım. Kuzum benim. Kuzum benim, kuzum. Canım. Kuzum. Geçecek. Geçecek kuzum, geçecek. Geçecek. Zaman hafifleyecek acı, geçecek. Güvenemem servetime, malıma. Ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak barına. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya. Küçük bir yuva kurmuştum, acımadan yıktım dünya. Ne yer verdin ne mal dünya. Benim de canım al dünya. Benden iyi adam bul da aleminde gezdir dünya. Kötülerin silsen dünya, iyileri öldüren dünya. Küçük bir yuva kurmuştum,
acımadan yıktın dünya. Ne insanlar gelip geçti kapından, memnun gelip giden var mı yolundan? Kimi fakir, kimi ayrılmış yurdundan. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya. Küçük bir yuva kurmuştum, acımadan yıktım dünya. Ne yer verdin, ne mal dünya. Benim de canım al dünya. Benden iyi adam bul da aleminde gezdir dünya. Kötülerin silsen dünya, iyileri öldüren dünya. Küçük bir yuva kurmuştum, acımadan yıktım dünya. Anneciğim. Ercan Mecnun gibi dağda dolaşır. Kimisi de ölüm yok gibi çalışır. Kimi meteliksiz, kimi milyona karışır. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya. Küçük bir yuva kurmuştum, acımadan yıktın dünya. Ne yer verdin, ne mal dünya. Benim de canım al dünya. Benden iyi adam bul da aleminde gezdir dünya. Kötülerini silsen dünya, iyileri öldüren dünya. Küçük bir yuva kurmuştum, acımadan yıktım. Gülten. Buyurun hanım. Kızım hadi sen Adnan'ın yanına git de Züleyha hazırlansın, geç kalacağız artık. Baş üstüne. Aa, bir de şey, çocuğun ilaç saatini sor da içirirsin yavrum. Lüzum yok, ben vereceğim çocuğuma ilaçlarını. Sen niye hazır değilsin çocuğum hala? Gelmeyeceğim çünkü. Gelmeyecek misin, neden? Gelmeyeceğim. Buradan çıkmayacağım, hazırlanmayacağım, arabama binmeyeceğim, gitmeyeceğim kulübe. Katılmayacağım toplantıya yani. Neden diye soruyorum, neden? Hünkar Hanım, gerçekten soruyor musunuz bir de? Evet, soruyorum. Seninle konuştuk çünkü bunu. Önemli bir gün, başkan seçilecek. Torunun hasta senin. Adnan hasta. Sen birilerini seçeceksin diye ben bu çocuğu nasıl bırakıp çıkayım Allah aşkına ya? Kızım, Gülten başında olacak. Yemeğini verir, ilacını içirir. Eğer bir şey olursa da telefon eder zaten. Çok merak ediyorum, eğer Leyla hasta olsaydı böyle yapabilecek miydi? Ne? Eğer Leyla ateşler içinde şu an yatıyor olsaydı, sen gerçekten Gülten'e sen bak gel biz gidelim diyebilecek miydin? Çok merak ediyorum. Ben torunlarımı ayırt etmem. Diyebilecek miydin? Ben torunlarımı ayırt etmem. Anladın mı? Her ikisi de benim torunum. Sağlıkları için ne gerekiyorsa yaparım. Ben aldım cevabı. Oğlumun yanına gidiyorum. Sen de ne seçiyorsan seç. Aşk olsun Hülya'cığım. Ta İstanbul'dan gelmişsin. Seni en iyi şekilde ağırlayacağım. Tamam, tamam şekerim. Hoşça kal. İyi günler. Vay. Ya bu ne güzellik. Mecmua kapaklarından fırlamış gibisin. E vallahi ne bileyim, günün ehemmiyeti için giyindim öyle alelade. Gidemezdim oraya tabii ki. Ne oldu? Ne vardı ki bugün? Kaç defa söyledim aşk olsun. Hatırlamıyor musun? Seçim var bugün. Haklısın. Söyledin bana kaç kere, haklısın, unutmuşum. Kerem Ali ile ilgilenmekten kafa kalmadı ki bende. Haklısın, o kuvvetli bir sebep ama kaçamayacaksın. Oğlan bir büyüsün, ben seni derneğin üyesi yapacağım. Başkan halana yardımcı olacaksın. İlla aday olacaksın yani. Ha, tabii ki de olacağım şekerim. Berika'dan bir eksiğim mi var benim? Halacığım, tabii ki de bir eksiğin yok. Ben o yüzden demedim. Ne yüzden dedim?
Şimdi bu insanların hepsi çok eski arkadaşlar. Allah 40 yıllık arkadaş bunlar. Yani ne bileyim, hani bu kadar uzun zamandır tanıdıkları bir aday varken sana oy verirler mi diye düşünüyorum. Ama sen hiç tanımamışsın halanı. Ben bir işin önünü arkasını hesaplamadan adım atar mıyım sence? Atmazsın, doğru. Atmam tabii ki de. Ben bir kere bütün isimleri ayarladım. İsim isim biliyor musun yani sana oy verecekleri? Tabii ki, sayayım baksana. Say. Nedret, Saime, Şennur, Füsun ve Şermin. Benle beraber 6. Vallahi bana kalırsa bence Züleyha da bana verecek. Züleyha? Evet, Züleyha kayınvalidesiyle arası o kadar kötü ki verebilir. Tut ki vermedi, umrum değil. Zaten 6 oy bende, 5 oy kalıyor hünkâra. Yani her koşulda şekerim ben kazanıyorum. İnşallah. Hiç inşallah falan yok bu işte. Ben yalnızca formalite için gidiyorum oraya. Ben başkan olacağım. Silecekler çalışıyor mu? Kontrol ettin mi? Git işine. Saniye. Ne oldu kızım? Veterinerle konuştum. Gelecek mi? Ha, konuştum hanım, konuştum. Bugün 3'ten sonra gelecek. Ama ne olur sen de başında dur. Aşılanmamış hiçbir hayvan kalmasın. Olur mu kızım? Merak etmeyin. Büyük hanım hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Çukurova'mız için en iyi hizmeti verecek insan seçilir. Sağ ol çocuğum. Ahırları temizledin mi? Ahırlar? Ahırlar, evet. Büyük hanım şimdi şöyle oldu. Ben sabah ilk iş olarak ahırları temizleyecektim. Hatta geceden taraktır, tırmıktır her şeyi hazırladım. Giriyordum ki işe. Dedim buraları temizleyeyim, tek bir toz tanesi kalmasın. Gidiyorum, haber geldi. Abdisalah... Bana bak, o ahırlar, o veteriner gelmeden bal dök yala olacak. Anladın mı? Bal dök yala. Tamam büyük hanım. Tamam, emredersiniz. Hadi bakalım, kolay gelsin. Yavrum bir tane yeter. Niye geliyorsun Gafur? Kapat, kapat şemsiyeyi. Sanki şekersin eriyeceksin ya. Hayret bir şey. Bu büyük hanıma da akıl sır erdirmiyorum ya. Koskocaman dernek seçimi olacak Saniye. Yani kadına uğraştığına bak. Yok efendim baytarmış, yok ahırmış. Sen git seçimine bak. İstanbullu beyce yok mu? Bak vallahi o kazanacak, sen görürsün. Avel evvel konuşma, ne olur. Kadın Adanalı değil, bir şey değil. Hangi Çukurovalı şaşıracak da ona oy verecek? Yapma ya, nereye alıyor? Kız öyle deme ya. Bu cadı İstanbullu, 50 tane oyun var onlarda. Gafur bir sen uyutsak mı? Ne? Vallahi veteriner gelecek ya. Vallahi bak bir tane iğneye bakar. Böyle bir tane diline, bir tane çeneye. Ha? Ne diyorsun? Aşk olsun Saniye. Vallahi aşk olsun. 300 miyim ben ya? Hadi yürü git. Yürü. Yürü ahırlara. Hadi. Ne dedi büyük hanım? Ahırlar temizlenecek. Git 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 git. Git. Ben yürü git. Hadi. Hadi. Hafşik. O kadar parmak izi alındı. Bir tane bile eşleşen çıkmadı mı? Henüz çıkmadı sayın savcım. Ne demek çıkmadı ya? Her yere bakmıyor musunuz siz? Bütün karakollardan aldınız mı? Polis karakolundan, jandarma karakolundan falan. Bakıyoruz ama efendim, maalesef. Bu Raşit Kaya denen şahsı neden hala parmak izi alınamadı? Hala bulamadınız mı şahsı? Her yere bakıyoruz. Demek ki her yere bakmıyorsunuz. Gerekirse ev ev, sokak sokak inceleyip bu adamı bulacaksınız. Yok efendim kaçakmış, yok efendim firariymiş falan anlamam ben. Bu Raşit Kaya denen adam buraya gelecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Var mı başka bir şey? Bilgiler Mahallesi'ndeki kız. Gel. Şermin Hanım. Şikayet dilekçesi vermeye geldim. İyi misiniz siz? Kaza falan mı geçirdiniz? Saldırıya uğradım. Saldırıya mı? Nerede? Evimde. Adam kendi evimde öldürmeye kalktı resmen beni. Tamam, çıksana. Buyurun lütfen, gelin. Doktora falan gittiniz mi? Gittim tabii. Sağlık ocağındaki doktor darp sebebiyle bir hafta iş göremez raporu verdi bana.
Geçmiş olsun. Peki şahsı tanıyor musunuz? Çok iyi tanıyorum. Hatta siz de kendisini gayet iyi tanıyorsunuz. Eski kocam Sabahattin Arcan, o saldırdı bana. Ne? Şikayetçiyim kendisinden. Darp ve haneye tecavüzden dava açılmasını istiyorum. Şermin Hanım, siz şu anda benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ciddi misiniz? Benim şaka yapar gibi bir halim mi var? Doktorun raporu polis tutanağı, şahitlerin ifadeleri ve benim dilekçem hepsi burada, buyurun. Şahitler de mi var? Elbette, komşularım. Sabahattin'in eve girdiğini görmüşler. Çığlıklarımı da duydular. İfade vermeyi de kabul ettiler. Hepsini inceleyebilirsiniz. Siz bir kadın savcı olarak başka bir kadının saldırıya uğramasını, şiddet görmesini örtbas etmezsiniz diye düşünüyorum. Şermin Hanım, siz ne biçim konuşuyorsunuz Allah aşkına? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Ne örtbas etmesi? Çiçeği burnunda nişanlınızın işlediği suçu görmezden gelip sümen altı etmezsiniz inşallah. Onu diyorum ben. Şermin Hanım. Adalete de güvenemeyeceksek başka kime güveneceğiz? Söyler misiniz? Şermin Hanım, sizi son kez uyarıyorum. Sözlerinize dikkat edin. Ben bu dosyanın derhal işleme konulmasını istiyorum. Sabahattin Arcan işlediği suçun cezasını bir an önce çeksin lütfen. Size iyi günler savcı hanım. Senden korkulur. E vallahi de billahi de korkulur ha. Ya insan eski kocasına gidip savcıya şikayet eder mi? Ya senin Allah'ın kitabın yok mu Şermin? Tapu müdürlüğüne mi gidecektim Hatip? Savcıya gittim tabii. Çeksin cezasını. Bana vurmak neymiş görsün bakalım. Ya bu bizim başhekim bayağı mülayim bir insan gibi görünüyordu ya. Allah Allah. Çok mu derin yaran? Aa! Ne yapıyorsun ya? Acıyor diyorum. Aa! Şimdi bunu başhekim yaptı, he mi? Yok, ben kendim yaptım hadi. Eski kocam ceza alsın diye aldım kül tablasını, vurdum kafama, yardım. Boş boş konuşuyorsun. Bırak Sabahattin falan şimdi. Savcı deli gibi senin Raşit'i arıyor diyorum. Ay, iğne deliğine girse bulacağım onu diyor. Ya bırak arasın canım. Arayan Mevlasını da bulur, belasını da. Raşit yakalanınca kim Mevlasını bulur, kim belasını görürüz. Ya kadın takmış kafaya, takmış. Cengaver'in katilini bulacağım diye takmış kafaya. Bulsunlar tabii canım. Ya Cengaver kardeşimi kim vurduysa, kim öldürdüyse çeksin cezasını ona. Ya ben aldım tedbirimi, aldım. Her şeyi ayarladım. Sen rahat ol ya. Merak etme. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun efendim. Bir yandan çaylarımızı içerken bir yandan da oylamaya başlayalım mı? Ne dersiniz hanımlar? Gelmeyenler var daha Necret'ciğim. Evet, Füsun var, Şermin var. Bekleyelim bence. Züleyha da yok. Münker Hanım, Züleyha kendisi mi gelecek? Ay, unuttum söylemeyi kızlar. Çok özür diledi kendisi. Bizim büyük torun Adnan biraz rahatsızlandı, onun başında kalmak istedi. Ne olur kusuruna bakmayın. Ah, çok geçmiş olsun. Minicik Adnan.
Onun sağlığı çok önemli. Çok geçmiş olsun tekrar. Öyle. Çocuğu hastaysa ne yapsın canım? Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ama ben vekil oy kullanabilirim eğer mümkünse. Ya çok isterdik tabii ki de tüzüğümüzde yok maalesef. Biliyorum. Ha, tüzük de yoksa olmaz tabii. Bizim derneğimiz yasal bir dernek biliyorsunuz. Onun için her şeyi kitabına göre yapmamız lazım. Tabii ki. Berikacığım, bir sonraki toplantımızda bu tüzük meselesini halledelim. Yani vekil oy kullanabilmeliyiz. Evet, hallederiz Şünker Hanım. Nerede kaldı Şermin ile Füsun? Çok geç kaldılar. Vallahi sen tedbiri elden bırakma diyorum işte sana. Yani bu Raşit yakayı ele verirse... Ya bırak şimdi Raşit'i maşit'i ya. Naciye tahtalı köye gidiyor. Nereye? Ay ne diyorsun sen be? Ya o tahtalı köy değil, o değil. Keşke gitse de. Kaplıca bu, Kaplıca. Tahtalı köy Kaplıcaları. Ne biçim isimmiş o? Ay ben ayak bile basmam oraya. E sen basma tabii canım. Naciye bassın. Allah versin onun belasını. Tövbe tövbe. Neyse canım. Diyorum ki... Naciye tahtalı köye gidiyor ya. Hı. Biz de seninle şöyle bir Antalya'ya uzanalım mı? Antalya'ya mı? Ne işimiz var orada? E gezerek. Ya hem orada karışan görüşen olmaz. Rahat ederek yani. Ne diyorsun? Hatip. Söyle gülüm. Sen hani Naciye'yi boşayıp beni alacaktın? Ne oldu o iş? Aha. E halledeceğim canım, ben o işi halledeceğim, merak etme sen. Ha. Ya benim küçük oğlan var diye. Hı. Onunla bir evlendirelim de bakacağım ben. Evet, anladım. Çok güzel bir otel açılmış ya orada, denize sıfır. Antalya'da öyle mi? He. Sen Paris diye bir yer duydun mu Hatip? Hı? Londra, Roma, Venedik. Hı? Duydun mu? Ya bırak ya. Herkes de tutturmuş bu ecnebi memleketleri. Ya. Ne var orada? Cennet. Buralar, buralar. Ya kebabımız var, şalgamımız var. Her şeyimiz var Allah'ıma bin şükür ya. Ya bizim memleket var ya. Bambaşka, bambaşka. Ya hadi, hadi. Afiyet olsun. Şermin'le Füsun nerede kaldı? Gelmeyeceklerse başlayalım. Bence biraz daha çaylarımızı içip bekleyebiliriz. Ay çok özür dilerim kızlar. Geç kaldım. Şermin nerede? Beyçeciğim, Şermin gelmeyecek. Neden? İki adaya da eşit mesafedeyim. Birini tercih etmek istemiyorum. Çekimser olduğum için de... Oy kullanmayacağım dedi. Tamamız o zaman. Çoğumuz var. İki aday da kabul ederse oylamaya başlayalım. Benim için mahsuru yok. Benim için de. Tamam Nevdetciğim, sen notunu al lütfen. Herkese tek tek soracağım. Cevabı buraya yazacağım. Bitince hep birlikte sayarız. Berika sana sormama gerek yok. Beyce sana da sormama gerek yok. Birer oy yazıyorum. Hünkar Hanım. Berika. Didarcığım. Berika. Saime. Behice. Şennur sen canım. Behice diyorum. Süheyla. Ben de Beyci Hanım diyorum. Kim kaldı? Senle Füsun. Doğru ya, ben kendimi unuttum.
Ben de Berika diyorum. Bu durumda 4-4 berabere Füsun'un vereceği oyla başkanımız belli olacak. Füsun ne diyorsun? Ay ama bütün mesuliyet bende mi şimdi? Aşk olsun sana Nedret. Niye beni en sona bıraktın? Behice Hanım'ı çok uzun zamandır tanımıyorum. Ama görgüsüyle, bilgisiyle, nezaketiyle, kültürüyle beni çok etkiledi. Üstelik İstanbul gibi bir yerde birçok derneğin başkanlığını yapmış. Hem de defalarca. Bizim için ideal bir başkan adayı. İltifatlarınız için çok teşekkür ederim. Ben tabii ki bu dernek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama... Ama? Ama Hünkar Hanım söylediklerinde yerden göğe kadar haklıydı. Madem adında Çukurova geçen bir derneğin başkanını seçiyoruz ve Çukurova'da faaliyet göstereceğiz, dışarıdan birini seçmek bize yakışmaz. Hemşerimize sahip çıkmamız gerekir. Dolayısıyla ben de oyumu Berika'dan yana kullanıyorum. Bu durumda 5-4 oyla Berika bir dönem daha başkan seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tebrik ederim Berikacığım. Bu yolda hep beraber yürüyeceğiz. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Teşekkür ederim Beyciğim. Sağ olun. Berikacığım, seni tekrar tebrik ediyorum. Gerçekten canı gönülden hayırlı uğurlu olsun çok hayatım. Çok teşekkür ederim Hünkar Hanım. İtimadınızı boşa çıkarmamak için çok çalışacağım. Berikacığım. Çok teşekkürler, sağ olun. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Tebrikler, sağ ol Füsun'cuğum, sağ ol. Görüşmek üzere kızlar, hoşça kalın. Çok selamlar evdekilere. Hünkar Hanım. Ne yaptınız, ettiniz, seçimi kazandınız. Bravo size. Hayır, ben değil. Berika kazandı. Asıl tebrik ve takdiri hak ediyor. Bence kendinize haksızlık etmeyin. Bütün üyeleri bana oy vermesin diye ikna etmek için çok çabaladınız bence. Ve başardınız da, bravo. Yani ne dediniz, ne vaat ettiniz hiç bilmiyorum ama... bence tebriği siz hak ediyorsunuz. Aslında ben size Çukurovalı değilsiniz, bu insanları tanımıyorsunuz derken tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bakın, buranın insanı biraz fevridir. Duygularıyla hareket eder çoğunlukla. Fakat zamanı geldiğinde... ne yapması gerektiğini çok iyi bilir. Yani ikna etmeye hiç gerek yok. Yani siz Behice Hanım'a sakın oy vermeyin diye kapı kapı gezmediniz, öyle mi? Hayır. Yani lüzum da kalmadı zaten. Çünkü Çukurovalı bilir. Haddini aşan, boyundan büyük işlere kalkışanı tanır. Ona göre davranır. Ne güzel. Bravo Çukurovalılara. Demek kendinden büyük işlere kalkan... birilerinin kaderiyle oynayan, insanların en değer verdiği can paralarından ayıran, herkesin foyasını ortaya çıkaracaklar demektir bu. Çok güzel. Hünkar Hanım, bence siz çok doğru söylüyorsunuz. Haddini bilmek lazım. İnsan durduğu yeri bilmeli, hele yeri göğü yıkacak, ailesini paramparça edecek, yok edecek bir sırrı varsa, değil mi? Bir şey yapmadan önce bin kere düşünmeli insan. Ne demeye çalışıyorsunuz? Bilmem, benim bir sırrım yok. Ama sizin bir sırrınız var. Bir düşünün bakalım ne demeye çalışıyorum. Neyse. İyi günler. Nazire, kahveyi mi getirdin? Buyur abi.
Eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ olasın. Aa, müsaaden olursa ben çıkayım mı? Kardeşimle oğlu askere gidiyordu. Onu uğurlayacağız. E madem öyle niye daha önce söylemiyorsun? Söyleseydin daha vaktiyle çıkardın. Erkenden giderdin madem askere gidiyor. Hadi git, vakit kaybetme hadi. Ha dur dur. Şunu al da. Kardeşine verirsin, yeğenine. Askerde harçlık etsin. Bir ihtiyacı falan arzusu olursa da söyle bana, haber ver, tamam mı? Sağ ol abi, Allah razı olsun. Cümlemizden. Kapı, bakıver bakalım. Bakayım abi. Çetindir herhalde. Kimmiş? Çetinse söyle de çırçıra gitsin bir an önce. Benim Ali Rahmet. Hünkâr. Konuşmamız lazım, önemli. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam. Buyur, gel otur. Nazire. Yaman Hanım'a da bir kahve yap. Sade olacak. Yok, teşekkür ederim. Ben içmeyeceğim. Tamam o zaman. Sen hadi git de yeğenini de uğurlayıver. Hadi. Hadi kızım. Evet, seni dinliyorum. Neymiş o mühim mesele? Yılmaz'la Demir yine birbirlerine mi girdiler? Ya hayır. Daha vahim. Evlatlarımızın birbirine girmesinden daha vahim, öyle mi? Anlatsana. Anlatacağım. Ama önce bana yemin etmeni istiyorum. Yemin mi? Ne yemin? Bu konuştuklarımız aramızda kalacak. Buradan dışarı çıkmayacak. Torunun üzerine. İnsan güvendiği birine yemin et der mi hünkâr? Sen şayet bana güvenmiyorsan, senin söylediklerini muhafaza etmeyeceğimi düşünüyorsan niye geldin ki buraya? Yemin et. Ben torunumun üstüne falan yemin etmem. Tamam, zamanını almayayım o zaman. Tamam, dur dur dur. Tamam, otur. Burada konuştuğumuz her şey aramızda kalacak. Kerem Ali'nin üstüne yemin ederim. Sağ ol. O gün bağ evinde Züleyha'nın söylediği şeyleri hatırlıyorsundur herhalde. Bak, buraya kendini müdafaa etmeye geldiysen... Yok. Kendimi müdafaa etmek için gelmedim. Öyle bir şeye gerek yok zaten. Hepsi doğru. Demir'le zorla evlendirdim. Zorla nikah masasına oturttum. Yılmaz cezaevinden çıkmasın diye temizliğini yaktım. Söylediği her şeyi yaptım. Bir şey daha yaptım. Ne yaptın? Demir Züleyha'dan önce bir evlilik daha yapmıştı. Ama hiç çocuğu olmadı. Biz de o zaman kusurun gelinde olduğunu düşünmüştük. Sonra boşandılar. Kız başkasıyla evlendi. O adamdan bir çocuğu oldu. Yani Demir... Ben o zaman Demir'in kısır olduğunu anladım. Yani ben o zaman öyle düşündüm. Ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü böyle bir şey hem Demir'i hem de aile adımızı yerle bir edecekti. Çaresizdim. Tam o esnada işte Yılmaz'la Züleyha hayatımıza girdi. Arada olanları biliyorsun zaten. Sonra Yılmaz hapse girdi. Züleyha ortada kaldı. Sen...
Sen çare değil, sakın... Sakın aklıma geleni buldum falan deme Hünkar. Yılmaz hapse girerken Züleyha hamileydi. Karnında Yılmaz'ın bebeğini taşıyordu. Sus. Ben düşündüm ki... Sus Hünkar, sus, sus. Ben düşündüm ki eğer Demir Züleyha ile evlenirse... adı Kısra olmaktan çıkar. Züleyha perişan olmaz. Çocuğunun bir yuvası olur. Oğlumun bir ailesi olur. Mutlu olurlar. Belki Züleyha Demir'i sever diye düşünüyorum. Yeter Hünkar, yeter, yeter. Yeter. Sus. Sus. Yetmez Ali Rahmet. Ya, ya senin içinde hiç mi bir yara kanamadı? Ha? Ya hiç mi kendinle yüzleşmedin sen? Ama yüzleşmek için vicdan lazım değil mi? Senin vicdanın yokmuş be Hünkar. Bak Hünkar, ben var ya çok hata yaptım. İnsanız, beşeriz, şaşarız. Çok yanıldım, çok yenildim. En çok da seni beklerken yenildim bu hayata, biliyor musun? Ama benim hayatımdaki en büyük hata... hayatım dediğim, en çok sevdiğimmiş. Senmişsin. Ben seni nasıl sevdim Hünkar? Ben seni tam 40 yıl bu gönlümde nasıl tuttum? Nasıl tuttum ben seni? Sen bunu nasıl yaparsın? Ben bunu ailem için yaptım. Oğlum için yaptım. Adnan'ı öz torunum gibi bağrıma bastım. Ben öz torunum gibi seviyorum. Hayatımın sonuna kadar da öyle seveceğim. Sus Hünkar, sus. Sus, daha fazla küçülme. Ali Rahmet. Sus. Ben bu sırrı toprağa götürecektim. Ama Behice Hanım kalkıp da bana ben sizin sırrınızı biliyorum deyince... Ne? Bilip bilmediğini bilmiyorum. Ama bizim sırrımız bu. Ben şimdi senden yardım rica ediyorum. Bana yardım et, çocuklarımız için. Kendim için asla istemiyorum hiçbir şey. Eğer Yılmaz Adnan'ın kendi oğlu olduğunu öğrenirse... çok kan akacak. Sen de biliyorsun, çok kan akacak. Demir'le Yılmaz birbirine girer. Bana yardım et. Hünkar, git. Git. Sen benim bıraktığım Hünkar değilsin. Sen o Hünkar değilsin. Hünkar, git. Sakın bir daha da karşıma çıkma. Git. Git Hünkar, git. Git. Hiç mi kendinle yüzleşmedin sen? Bana başka hayat yok büyük hanım. Ben bu hapishanenin kapısında bile yatmaya razıyım. Benim kaderim Yılmaz. Sen ne yaptın be Hünkar? Hem maziyi hem istikbali mahvettin. Bitirdin. Yok ettin. Yaktın, yıktın, viran ettin be Hünkar. Nasıl taşıdım?
Bir gün nasıl taşırım Allah? Evladıma bir oğlum daha nasıl derim Allah? Thank you.